11 ayın sultanı, kıymetli dilenanı, süslersin şu cihanı. Hoş geldin ya Ramazan. Ya bizi buraya misafir diye çağırdılar. Hem davet ettiler hem misafir diye çağırdılar. Bize burada yemeğimizi kendi yapıyorlar. Yok neymiş akşama yemek bulamazmışsın da sen git şunu karıştırmış da bilmem neymiş. Girdik mi yayına? Evet, hiçbir şey olmamış gibi başlanalım şöyle. Sevgili izleyenler, hoş geldiniz davetli misafire. Ekranları başında siz bulunan güzel insanlar ve bu alanda bulunan birbirinden güzel teyzelerimiz, dedelerimiz, ninelerimiz, gençlerimiz, çocuklarımız. Hepiniz ekran başına hoş geldiniz. Herkese hayırlı Ramazanlar dileyerek köyümüzde programımıza başlıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Efendim burası inanılmaz bir güzellikte, inanılmaz bir yer burası. Helvalarımız yapılıyor. Görmüş olduğunuz gibi kavurmalarımız dönüyor. Evet. Sonrasında nelerimiz yok ki? Katmerimiz, efendime söyleyeyim, neyimiz abla? Gözlememiz, evet. Katmerimiz, patatesli hıngerimiz, turşumuz, evelik sarmamız, içli köftemiz, ekmeğimiz, pişimiz, yarımcamız, yumurtalı kayganamız, sarımsaklı yoğurtlamamız. Hoş bulduk. Patatesli hıngel var. Geleceğim. Sevgili izleyenler, burası Zara'nın Tuzla Gözü köyü efendim. Çok tuzlu suyun bu köyde dağın dibinde çıkması ve sıcaklarda buharlaşarak tuz oluşması nedeniyle köyün adı öncelerde Tuz Gözü'sü iken şimdi de görmüş olduğunuz gibi Tuzla Gözü olmuş. Şuradan da bir adet tuz örneği getirdim. Görmüş olduğunuz gibi çok da güzel tuzumuz bu köyden çıkmaktadır. Sevgili izleyenler, burası da bayağı bir kalabalık. Amcalarımız gelmişler sağ olsunlar. Efendim bu köyde geçmişi çok eskiye dayanmakta. Şu anda köyde faal durumda tarihi bir camimiz var. Hemen camiyi de görelim Ömer. Tarihi bir camimiz var. Caminin hemen yanında ilkokulumuz da mevcut sevgili izleyenler. Burada 11 tane mezra var. Arap oyunları ve köyün kendine özgü oyunları, madımak var. İmirhanlı Hüseyin hocası, Hallo emmisi, Soner Aslan Doğan'ın esprileri, emmi dayısıyla ki bize gelince o karşıladı. Jürik ve Ninnusuyla, sarılık hastalığından dolayı vefat eden Allah rahmet eylesin köyün hası Mehmet'i ile, Joe dayısıyla, Kamil ustasıyla, şairleriyle, Mukadder Başemez'in milletvekilliğiyle, Abdullah Büyük hocasıyla, Osman Yıldırım'ın cömertliğiyle, Semih Kayalı'nın yakışıklılığıyla, Turan Yaprak'ın hastalığıyla, Yunus amca ve onun yollarını gözleyen Sultan yengesiyle, Hüseyin Arslan Doğan'ın misafirperverliğiyle, Deli Fikriye teyzesiyle, Şemo Emen'in ağız kokusuyla, Sabri Nur'un attığı toplarla, Beydul dayı ve 79 çocuğuyla ve muhtar Turan söyleriyle çok güzel bir köyümüz burası. Sevgili izleyenler, Zara Tuzla Gözü köyü Sivas'ın 100 kilometre uzağında ve Zara ilçesine 30 kilometre uzaklıkta. Çok şirin bir köyümüz. Köyün iklimi karasal olması münasebetiyle sabahları ve akşamları inanılmaz da soğuk bir köyümüz. Bunun haricinde burada genellikle yaşayan nüfus sayısı 1000'e düşerken genel nüfusu Türkiye ve dünya çevresinde 7000'e kadar ulaşıyor. Ekonomisi köyün ekonomisi tarım, hayvancılık ve tuz işletmelerine dayalı. Çok da büyük tuz işletmeleri var. Köyün enteresandır sevgili izleyenler. Bir tane minaresi var. Çok uzakta minare. Cami de ondan uzakta. Niye olduğunu biz de sorduk, araştırdık. Onların hepsini sizlere anlatacağız. Köyde ilk öğretim okulu var. Köyün hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi var. PTT şubesi yok. PTT acentesi var. Sağlık ocağı ve sağlık evi yok. Köye ulaşım sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon var. Tuzla'yı Hititler bile çalıştırmış. Çok da eski bir mazisi var. Bunların hepsinden sizlere tek tek bahsedeceğiz. Köyün içinde asfalt yoktu. Bunu da söylemiş olalım. Köyün içinde asfalt yol istiyor buradaki köylüler. Bu arada bizi izleyen bütün sevgili TV8 izleyenlerine selam saygı gönderirken bir de Hüseyin Deli Önü'ne çok selam göndermek istiyoruz. Hüseyin Deli Önü de selam isteyenler arasında. Efendim burada da görmüş olduğunuz gibi köy ağamız. Muhtarımız nerede? Muhtarımız burada. Köy ağamız burada. Köyün ileri gelenleri burada. Hepsiyle köyün tarihçesi hakkında dernek başkanımız burada. Hepsiyle sohbetimizi edeceğiz. Bu arada Ramazan olduğu için tabii yutkunmakta zorlanıyorum. Susuzluk biraz yoruyor bizi ama olsun. Bizi böyle idare edin lütfen. Sevgili izleyenler, bugün sizlere çok şey anlatacağız.
Tabii ki diğer moderatörümüz olacak İlahiyat Fakültesi öğretim görevlisi Abdullah Demir hocamız bugün bize, hatta 30 gün boyunca bize eşlik edecek. Gittiğimiz köylerde bizimle olacak. Yine İlahiyat Fakültesi öğretim görevli hocalarımızdan yardımcı doçent doktor Halis Demir hocam da bugün bizlerle çok güzel konuları anlatacak. Ben isterseniz bir moderatörümüze döneyim. Abdullah hocam, siz sohbetinize başlayın. Ben teyzelerimiz yanında şöyle ortalığı kolaçan edeyim. Geliyorum. Sevgili izleyiciler, sohbetimize başlamadan önce öncelikle burada hazır bulunan ev sahiplerimize, konuklarımıza Ramazanlarını tebrik ediyoruz. Ramazan-ı Şerif'in köyümüz, Sivas'ımız, Türkiye'miz ve tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını, hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Sevgili izleyiciler, programımız hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. Davetli misafir üst başlığı altındaki iftar programımız süresince her gün farklı bir köyümüzde köyümüzün geleneklerini, göreneklerini, adetlerini tanıttığımız gibi bu program içerisinde bir saatlik bir kısmında da alanında uzman bir öğretim görevlisi hocamızın konukluğunda dini bir konuyu işlemiş olacağız. Bugün de aramızda İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Halis Demir hocam aramızda. Hocamız İslam hukuku alanında, İslam fıkhı alanında uzman bir hocamız. Hocamızla Ramazan ayının önemi ve fazilet hakkında sohbet edeceğiz. Tabii sohbetimize başlamadan önce bize ev sahipliği yapan Zara'mızın güzel köylerinden Tuzla Gözü değerli hemşerilerimize, bize köylerini açtıkları için, bu şekilde sıcak bir ortam hazırladıkları için teşekkür ediyoruz. Tabii konuya kısaca girmek gerekirse Ramazan-ı Şerif 11 ayın sultanı. Hem manevi açıdan hem birlik ve beraberliğimize, bu şekilde bir araya gelmemize, dayanışmamıza vesile olması sebebiyle ayların sultanı, gönüllerin sultanı bir ay. İnşallah bu ayı en iyi şekilde değerlendiririz. Tabii bizim programımızın katkısı ne olacak? Her gün farklı bir konu ve alanında uzman bir hocamızla sizlere o konuyu vatandaşlarımızın soruları eşliğinde aktaracağımız için 30 gün 30 konu, 30 gün dini 30 konu şeklinde o alandaki bilgilerimizi pekiştirmiş olacağız. Tabii bizler elhamdülillah oruç tutuyoruz. Bizzat orucu yaşadığımız için orucun farzı nedir, vacibi nedir, bozanı nedir, bozulduğu zaman cezası nedir gibi şeyleri zaten yaşayarak biliyoruz. Ama buradaki dini sohbetimizde bu konuları tekrar etmiş olacağız. Şimdi sözü hocama bırakmak istiyorum. Sayın hocam, programımıza ilk sizin sohbetinizle, değerli görüşlerinizle giriş yapacağız. Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler ışığında Ramazan ayının önemi, fazilet hakkında bizlere ne aktarırsınız? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu kütübe aleykümün siyamu kemâ kütübe alellezine min kablikum leallekum tettegûn. Sadakallahul azim. Orucun önemini belirten bu ayet-i kerimeyi de okuyarak besmele ile de başlayalım diye böyle başladım. Burada bizim yanımızda bize ev sahipliği yapan büyüklerimizin, amcalarımızın, dedelerimizin ellerinden öpüyorum. Bacılarımız, teyzelerimiz de bize ev sahipliği yapıyorlar. Onlara da saygılarımı sunuyorum. Bizim arkadaşlar, genç arkadaşlarımız da hizmet ettiler, bu ortamı hazırladılar. Onlara da ben sevgi ve saygılarımı iletiyorum. İnşallah hayırlara vesile olsun istiyorum i̇nşallah. Bu toplantılar, bu birliktelikler. Böylece TV58'de Sivas'ımızın belki biraz daha kıyıda köşede kalmış güzel mekanlarını tanıtmış olacak. Tabii. Bu da artı bir fayda, bir kar olacak. Şunu da ben belirtmek istiyorum sizinle beraber. Ramazan'da oruç tutuyoruz. Elhamdülillah memleketimize oruç damgasını vuruyor. Bu vesileyle bildiğimiz şeyleri tekrarlamış oluyoruz. Bir evet. Daha tekrar zihnimizde zaten yaşadığımız, zaten uyguladığımız şeyleri bir daha hatırlamış oluyoruz. Bu okuduğum ayet-i kerimede Rabbimiz oruç size farz kılındı diye belirtiyor. Oruç öncelikle farz bir ibadet. Ayetin devamında şunu da öğreniyoruz ki bizden öncekileri de farz kılınmış. Evet. Demek ki diğer ilahi dinlerde de oruç ibadeti var. Sonunda da orucu tutmanın bize ne kazandıracağını Rabbimiz belirtiyor.
umulur ki sakınırsınız. Yani kendinizi kötülüklerden alıkoyarsınız, kendinizi geliştirirsiniz. Sizi yaratana karşı görevlerinizi yerine getirirsiniz. Çevredeki diğer varlıklara karşı da haklarınıza riayet edersiniz. Demek ki oruç, farz olan bu ibadet bizi hem diri tutacak, niyetimizi güçlendirecek. Önce Allah'a karşı, sonra da bütün mahlukata karşı görevimizi yerine getirmemize bir zemin hazırlayacak. Hocam, kısaca ifade etmiş olursak, Ramazan'ı Ramazan yapan temel niteliklerden birisi o zaman oruç diyoruz. Evet. Yani diğer aylardan farklı olarak bu ayda öne çıkan, bu ayı bu ay yapan, şerefini, maneviyatını yükselten oruç. Öyle değil mi hocam? Tabii. Oruç kelimesini oradan da devam edebiliriz aslında. Es-savm kelimesi tutmak, kendini evet. tutmak, alıkoymak, engellemek. Biz oruç tuttuğumuz zaman kendimizi engellemiş oluyoruz. Bizim bir nefsani tarafımız var. Oruç bu nefsimizi terbiye etmek, frenlemek, dizginleme için güzel bir fırsat. Bugün insanlar da öyle söylüyorlar ya zaten. Hemen hemen bütün kişisel gelişim uzmanlarına, bilim insanların sağlığıyla alakalı uzmanlara baktığımızda az yemekten bahsediyorlar. Ölçülü yemekten bahsediyorlar. Evet. Sınırlı yemekten de içmekten bahsediyorlar. Oruç bize böyle bir disiplin kazandırıyor. Evet. Hocam, maddeler halinde aklımızda kalması için netleştirmek istiyorum. Yani Ramazan'ın önemi denildiği anda aklımıza gelen ilk şey oruç. Yani bizzat yaşayarız, yerine getiriyoruz. Ramazan'ın Ramazan yapan temel etkenlerden birincisi bu ayın oruç ayı olması. Devam edersek, tabii. Ramazan'da öne çıkan diğer özellikler. Tabii Ramazan neden önemli? Çünkü yine başka bir ayet-i kerimeden hatırladığımıza göre Ramazan-ı Şerif'te Kur'an-ı Kerim nazil olmaya başladı. Evet. Kur'an yani hayat kitabımız bu ayda indirilmeye başladı. Zaten Ramazan dediğimizde oruç ayı diyoruz. Bir de Kur'an ayı diyoruz. Evet, evet. Hanımlarımız şehirde görüyoruz, çocuklarımız akın akın camilere gidiyorlar. Kur'an okuyorlar. Unutanlar hatırlıyorlar, mukabelelere katılıyorlar. İkinci bir şey Kur'an ayı. Evet. Ramazan aynı zamanda Kur'an ayı. Evet. Burada şunu da ifade edebiliriz. Ramazan'ın temel özellikleri, ön plana çıkan fazileti, şerefini artıran şeyler oruç ve Kur'an ayı demiştik. Hocamızın da ifade ettiği gibi Ramazan'ın Kur'an ayı olması, Kur'an-ı Kerim'in ilk defa nazil olmaya başladığı anın Hira'daki İkra, bildiğimiz oku diye başlayan ayetlerin, değil mi hocam? Tabii. İlk defa Ramazan ayı içindeki Kadir gecesinde nazil olmaya başlamış olması. Bir de öğreniyoruz ki kitaplarımızdan Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin çoğu nüzul peygamberimize geldiği zaman süresi açısından değerlendirildiği zaman büyük bir kısmı Ramazan ayına tekabül ediyor. Ve Peygamber Efendimiz bu açıdan Ramazan'ı nasıl değerlendirmiş? Yani bizler kabul ediyoruz. Ramazan oruç ayıdır. Oruçlarımızı tutuyoruz. Ramazan Kur'an ayı dediğimiz zaman bize ne düşüyor? Bir başka maddeye geçmiş olacağız o zaman. Ramazan Kur'an ayı, aynı zamanda Ramazan bir de namaz ibadet ayı. Teravih namazlarımızı hatırlayalım. Cemaatlerle teravih namazı kılıyoruz. Çocuklar camiye geliyor. Namaza cemaatle kılma fırsatı bulanlar geliyorlar. Hem kaynaşmış oluyoruz hem de bu vesileyle yeni namaza başlayanlar, ilk defa başlayan insanlar oluyorlar. Bazı hatalarımız oluyor ama namaz kılma bilinci diri tutmuş oluyoruz. Aslında sorduğun soruda yani söylediklerimizi hatırladığımızda eğitim boyutuna geçmiş olursak Kur'an-ı Kerim öğrenmek, okumak, yani bu ayda bir yoğunluk olması gerekiyor değil mi hocam? Tabii. Deminki sorumuzda orada eksik bıraktım galiba. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da son günlerinde itikafa giriyor. Evet. Yine düzenli olarak Cebrail aleyhisselamla o yıla kadar, o aya kadar, belki o ana kadar hangi ayetler inmişse onlar bir defa tekrar ediyor, okuyor. Evet. Cebrail'le karşılıklı okuyorlar. Buna cemaatten hazır olanlar var. Hadislerde öyle geçiyor. Yani bizim şu an camilerle devam edelim, mukabele geleneği buraya dayanıyor tabii, diyebilir miyiz? Tabii bizim yaptığımız mukabele ibadeti de Peygamber Efendimiz'in sünnetine dayanıyor. Sonra bizim insanlarımız da Türkiye'de ellerinden geldiğince Ramazan'da cemaate daha çok devam ediyorlar. Cemaatle ibadete devam ediyorlar. Kur'an-ı Kerimlerini geliştiriyorlar. Evet. Hatimleri dinliyorlar. Bir başka şey de, bu da çok güzel bir şey. Şu anda bizim ev sahiplerimiz de aynı şeyin, aynı heyecandalar, aynı telaştalar. Kamera belki onlara dönmediği için onların
tencerelere yemekler getirdiklerini, birbirlerine ikramlarını göremiyoruz. Onlar hazırlık yapıyorlar. Aynı zamanda fakirlerin de, yoksul insanların da heyecanla beklediği bir ay. Evet. Hayır hasenatın bol olduğu, bereketlerin yağdığı bir rahmet ayı. Evet. Ya ben sohbetimizden günlük hayatımıza uygulayabileceğimiz neticeler çıkartmak için özen gösteriyorum. Şöyle bir netice çıkarsak doğru olur mu? Yani Ramazan Kur'an ayı diyoruz. İstisnasız herkes eğer hastalık gibi, yolculuk gibi mazereti yoksa oruç tutuyor. Ramazan Kur'an ayı dediğimiz zaman şöyle bir çıkarım yapsak isabet etmiş olur muyuz? Kur'an-ı Kerim okumasını bilen herkes mümkün olduğu kadar oruç tutmaya nasıl özen gösteriyorsa Kur'an-ı Kerim açıp okuyup hem gözünün nurlandırması hem Kur'an-ı Kerim okuması, bilmeyenlerin de bu ayda öğrenmeye gayret etmesi gerekir desek yanlış demiş olur muyuz? Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim öğrenen ve öğretendir buyuruyor. Tabii bu konuda bir sürü hemen aklımıza gelecek hadisler var. Yine bir insan eğer kolaylıkla Kur'an okursa bir sevap alır, bir mükafat alır. Zorlayarak okursa iki mükafat alır. Daha fazla mükafat alır. Malumunuz 1, 10, 100 diye bu devam eder. Bizler de bunu bir fırsat bilip kendimiz Yaradanımızla, Rabbimizle bağlantımızı güçlendirmek için çocuklarımızla, eşimizle, arkadaşlarımızla Kur'an okumayı, öğrenmeyi geliştirelim. Hocam şöyle bir konu da var. Son zamanlarda Kur'an-ı Kerim okumanın önemini azaltacağını düşündüğüm bir ifade kullanılıyor. Biz Müslümanız, tamam Kur'an-ı Kerim bizim kitabımız. Biz Arapçayı bilmiyoruz. Şurada yanılmayalım, yanlış bir ifade olmasın. İbadet dilimiz, ibadetten aldığımız feyiz farklı. Kur'an dili, ibadet dili, feyiz ve bereket dilidir. Ama ondan bir şeyler anlamak zaten bizim görevimiz. Evet. Ondan zaten kaçınamayız. Bazı camilerde şöyle bir uygulamaya şahit olduk. O camide, tabii küçük camiler bunlar, cemaatinin sabit olduğu camiler. Sabahleyin mukabele okuyorlar. Akşam yastı veya uygun bir vakit ayarlamış cemaat. Mealini okuyorlar. Evet. Aklı başında bu işte ilgili, heyecanlı, bilen birileri de geçen ayetlerin açıklamasını yapıyor. Evet. Güzel bir uygulama. Arapçasını okuyor olmak Kur'an-ı Kerim'in anlamını okumaya engel değil ki. Evet, tabii ki evet. Bir insan Kur'an-ı Kerim'in bir ayetine, bir kelimesine, bir harfine anlamak için, yaşamak için vereceği her bir gayretin mükafatı dağlarla, nehirlerle, okyanuslarla ölçülemez. Hocam şu an zaten köyümüzdeyiz. Teyit edelim, böyle bir adet var mı? Eskiden benim gördüğüm kadarıyla şöyle bir adetimiz vardı. Kur'an-ı Kerim'in öneminin nesilden nesile aktarılması için gelin olan kızların çeyizine Kur'an-ı Kerim de konulur. Adet olarak. Eviyle ilgili temel ihtiyaçlar çeyizine konulduğu gibi Kur'an-ı Kerim de güzel bir muhafazası içinde, nakışla muhafazası içinde gelin hanımı da verilir ki gelin olduğu evde de hem evinin huzuruyla alakalı görevlerini yerine getirsin hem de dini görevlerini, Kur'an-ı Kerim'le alakalı görevlerini yerine getirsin diye çeyizine konulur, devam ederdi. Burada da aynı gelenek devam ediyor mu? Var değil mi? Tabii yani aynı. Bu, aynı devam ediyor. Bu büyük atalarımızdan, büyüklerimizden bize kalan büyük bir ders. Sizler yuva kurup yuvanızla alakalı temel ihtiyaçlarınızı giderirken Kur'an-ı Kerim'le de bağınızı koparmayın diyor. Burada hocam günlük hayatımızda öyleyse, geleneklerimizden de bize bu miras kaldıysa kılıfından Kur'an-ı Kerim'i çıkartıp mümkün olduğu kadar haşir neşir olmaya, okumaya, anlamaya çalışmaya bu ayda çok fazlasıyla vakit ayırmamız gerekiyor. Öyle değil mi? Tabii. Bir benzetme yaparsak bir beyaz eşya aldığımız zaman onun bir kullanma kılavuzu bir de servisi vardır. Bir yerde öyle bir benzetme okumuştum. Hani Kur'an-ı Kerim'de sizin zikriniz var, sizin hatıranız var, sizinle ilgili bilgiler var ifadesini öyle izah etmişti bir hocamız. Biz Kur'an-ı Kerim'i aldığımız zaman benim kendimle ilgili, çevremle ilgili, eşya ile ilgili, arkadaşlarımla ilgili, evimle ilgili, çocuklarımla ilgili kendimi tabir caizse nasıl kullanacağım? Nasıl değerlendireceğim? Eşimle, çocuklarımla, annemle, babamla, eşya ile hukukum nasıl olursa daha sağlıklı olur. Ben daha iyi mutlu olurum. İşte o Kur'an-ı Kerim'de var. Evet. Biz Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Rabbimiz ne diyor? Affet diyor.
Affettiğimiz zaman daha huzurlu oluyor. Aynen bir beyaz eşyanın şöyle kullanırsanız ömrü çoğalır. Daha çok verim elde edersiniz. Veya bir herhangi bir eşyanın o şekilde Kur'an-ı Kerim'in prensiplerine biz ne kadar uyar, ne kadar yapışırsak o kadar huzurlu olacak. Önem sıralamasında sabah kalkıyoruz, işe gidiyoruz, akşama kadar yoruluyoruz, tarlamızda, mesai başında, akşam dönüyoruz. Bu hayatın koşuşturmacası içinde önem sırasını Kur'an-ı Kerim'i biraz daha ön sıralara çekmemiz gerekiyor herhalde. Yoksa hepimiz Müslümanız, önemini biliyoruz, okumamız gerektiğini biliyoruz. Hatta tecvidli şekilde dersleri de alıp biliyoruz ama kendimiz dahil, yakın çevremizde Kur'an-ı Kerim'le ilgimizi okumayı çok o kuvvetli bağı koruyamıyoruz. Ya bunu nasıl yapabiliriz? Ben bu sorunuzu tövbeyle izah etmek istiyorum. Yani Ramazan bir fırsat olarak düşünüyorum. Buraya gelirken de öyle düşünüyordum. Evet. Ramazan bir fırsattır, oruç bir fırsattır. Tövbe de zaten nefis muhasebesidir. Döneriz, akşamleyin bir esnaf, ben bugün ne yaptım? Aldıklarım, sattıklarım, karım, zararım hesabını yapmalıysa, ki yapmalı. Bir öğrenci ya bir karne nasıl veriliyor da bak sen şunları yaptın sonuç şu deniliyorsa aynı şekilde biz de kendimizi zaman zaman fırsata çekmeliyiz. Cuma bir fırsattır. Beş vakit namaz bir fırsattır. Ramazan da aylık bir fırsattır. Eksiklerimiz neler? İşte siz de bizimle paylaştınız. Bizim de gönlümüzden geçiyordu. Eksiklerimizden birisi bu. Hayat kaynağı olan su hayattır mesela. Evet. Suyun olmadığını içmemişimizin eksikliğimizi dilimizde, dudaklarımızda, duruşumuzda, performansımızda hissediyoruz. Evimizde daha çok Kur'an okunduğunda daha bereketli olacak. Daha çok mutlu olacağız. Neden? Çünkü o bizim hayat kitabımız. Bizi yaratan Rabbimiz orada seni anlatıyorum diye belirtmiş. Evet. Hocam, Kur'an okuduğumuz zaman sevabını alıyoruz. Bir de bu açıdan teşvik olması açısından tekrar izleyicilerimize hatırlatmak gerekirse normal bir günde okunan Kur'an-ı Kerim'in sevabıyla bugünlerde okuduğumuz zaman aldığımız feyiz, bereket, sevap açısından bizlere hangi teşvikler sunulmuş hadis-i şeriflerde Peygamberimiz? Tabii ilerleyen yerde yine belki aynı şeyleri tekrar söylememiz gerekecek. En azından şunu söyleyelim. Peygamber Efendimiz bu ayet daha bir yoğun mesaj sarf etmiş. Mutlaka Peygamber Efendimiz sürekli Kur'an okuyordu ama biz bir mukabele okuduğunu, bu aya has bir mukabele okuduğunu hadislerden öğreniyoruz. Ramazan'a namazıyla, orucuyla, Kur'an okumasıyla, mukabelesiyle, hayır hasenatıyla, sadakasıyla daha çok önem vermiş, daha çok ihtimam göstermiş. Demin ki ifadede yine Peygamber Efendimiz'in teşvikleriyle aslında şöyle bir tehlikeli durum da ortaya çıkıyor. Kur'an Ramazan'da okunacak. Diğer zamanlarda da okunacak. Ramazan'da daha çok ihtimam sarf edilecek. Evet. Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Abbas ve Abdullah bin Amr gibi çeşitli sahabelere dayanarak onların 7 günde bir, 15 günde bir yoğun bir şekilde Kur'an okuduklarını ve Peygamber Efendimiz'in zaman zaman ayda bir oku, ayda bir hatim bitir gibi telkinlerinin olduğunu duyuyoruz. Hocam hatırladığım kadarıyla Peygamber Efendimiz'in şöyle bir teşviği var. Ramazan ayında yerine getirilen bir farz ibadet sair zamanlarda, diğer aylarda yerine getirilen bir farz ibadet Ramazan ayında yerine getirildiği zaman 70 farz sevabı getirir. Normal zamanlarda yapılan bir iyilik Ramazan ayı içinde yapıldığı zaman o iyilik Ramazan'ın şerefi hürmetine bir farz sevabı getirir diye Peygamber Efendimiz'in teşvikleri var. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de ayette açıkça ifade edildiği gibi Allah-u Teala rahmet hazinelerini bizlere açarak bir iyiliğe en az 10 hasene sevabı veriyor. Bir günah işlenildiği zaman bir günah işlendi diye yazarken bir iyilik yapıldığı zaman en az 10 hasene yazıyor. Ramazan-ı Şerif'te de Allah-u Teala oruç ibadeti hakkında da sevabını ben veririm buyuruyor. Ve diğer ibadetlerin sevabı da kat kat genişliyor. Bu yüzden elimizden geldiği kadar bu ayda oruç tuttuğumuz gibi Kur'an-ı Kerim'le alakalı ilmimizi, okumalarımızı da artırmamız gerekiyor. Ben sözü diğer arkadaşım Mecnun'a bırakmak istiyorum. Bakalım iftarla alakalı yengelerimiz, hanımlarımız nasıl bir faaliyet içindeler?
Hocam çok teşekkür ediyoruz. Şimdi teyzelerimiz hazırlıkları son sınıf devam ederken, son sınıf ne ya, son sürat olacaktı. Son sürat devam ederken biz de onlara değineceğiz. Önce bir zurna ve türkü ziyafetimiz var. Ona başlayacağız Duran emmi ile. Başla Duran emmi. Yeter, daha fazla yorulma. Seni tanıyabilir miyiz? Ben Tuzla Gözü Köyü'yüm. Belediye başkanı görev için sağlık ocağı afsatı yaptırmamızı rica ederiz. Kendini tanıt. Sen kimsin, necisin, bu elindekini sen mi yaptın, nasıl abi, yaptın? Abi şimdi bunu... Kimin yani, oğlusun, kimin... Hadi, Duran Yazıcı. Duran Yazıcı, evet. Suyu şeyden yaptı abi, kasketin şurasında. Evet. Suda kalem şeyinde. Evet. Suda kalemin içi, suda ciğer kağıdı, suda ipi. Teşekkür ederiz. Sen yine çaldıracağım sana, tamam mı? Evet, tamam. Dernek başkanımızı şöyle bir tanıyalım. Sonra hanımefendilere geçeceğiz. Bütün herkesi tanıyacağız tabii. Başkanım, sizi ben tanıyorum. Tanımayanlar için kendinizi bir kez tanıtırım. İsmim Mehmet Söyler. Tuzla Gözü Köylüyüm. Hacı Mehmet derler dedeme. Onun oğlu Turan Söyler'in oğluyum. Hacı Mehmet'in torunuyum. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir organizasyon hazırlamışsınız. Biz hay hay dedik, biz varız dedik. TV58 zaten bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Biz de TV58'in yanında sonuna kadar dik durabildiğimiz kadar duracağız. Yanındayız. Size başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim başkanım. Muhtar amca, bir de seni kısaca tanıyalım şöyle. Tuzla Gözü Köyü Bayramlı Mezrası'nda oturuyorum. Evet. Babamın lab Yiğit abine nalır. Çete Mehmet'in oğluyum. Sami Yiğit. Evet. Şu anda Tuzla Gözü Köyü Muhtar... Tuzla Gözü Köyü muhtarlığını yapıyorum. Evet, öncelikle TV58 yöneticilerine, müdürüne, sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu fırsatı bize verdiği için, birinci gün bizden başladığınız için sizlerle gurur duyuyoruz. Osman Yıldırım'a, Alihan Çiçek'e ve Zibeyde ablaya da çok teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Köyümüzde kaç tane hane var şu anda? Köyümüzde şu anda 150 hane var. Evet. Mezralarımızın 75 hanesi mezralarımızda şu anda. 75'te köy merkezimizde var işte. Bildiğin gibi güzel bir tuzlamız var. İsmi Çarkı Tuzlası. Evet. İşte camimiz var, özellikle minaremiz var. Okulumuz var. Şu anda köyümüzün bazı sıkıntıları var işte. Köyümüzün içerisinde bir kanal geçiyor. O kanalı kapattırmak istiyoruz şu anda. İşte buradan sizlerden destek istiyoruz yani. Osman Yıldırım'dan, Alihan Çiçek'ten. Bunu yaptırmasını istiyoruz. Pekala, bu caminin yapılış tarihi tam olarak bilinmiyor bildiğim kadarıyla. Tamir tarihi biliniyor. Tamir tarihinde benim, söyleyin, ağla geçeceğim sonra. Benim tahminim 660 sene olmuş. Evet. Yani benim öğrendiklerime göre yapılış bu köyün yani kuruluş tarihi. 660 evet, yıllık evet. Geçmişi vardır. Geçmişi var. Evet. Peki çok teşekkürler, geleceğim muhtarım sana. Bizim camimizin bir de meşhur bir yanı var. Minaremiz yok. Camimizden minare aynen. 500 metre veya 1 kilometre mesafede. Minareyle cami ayrı. Peki bunun bizim. Sebebi nedir? Onu da bilemiyoruz. Herhalde köy yaygın olduğu için kaya duyulmuyor. Kaya engel oluyor. Duyulmadığı için sanıyorum kayanın başına yapmışlar. Cami arka tarafta. Kayanın başında da minaremiz var. Kayalardan engel olmasın diye seslere evet, yukarıya. Ses bu tarafa gelmedi. Abi seni tanıyalım. Ben Bayramlı Mezrası'ndanım. Evet. Ama kendim İstanbul'da oturuyorum. Tuzla Gözü Köyü ağasıyım. Ağlı kaç aldın? Ağlı 10.500 lira almıştık. İyi ya. Özellikle Kanal 58'e çok teşekkür ediyorum Tuzla Gözü Köyü ağası olarak. Osman Yıldırım'a, Zibeyde Hanım'a, Alihan Çiçek'e. Hepsi için Tuzla Gözü Köyü ağası olarak onlardan gurur duyuyorum. Bu evet, Tuzla'nın genel tarihiyle ilgili Hititlerin çalıştırdığını biliyorum. Daha sonra da tabii Selçuklar, Osmanlılar, Osmanlı döneminde de Fransızların çalıştırdığını biliyoruz.
Tuzlamız da şu anda üretimiyle devam ediyor. Şey söylemiştiniz bir tane, Mengücekliler zamanında mı dediniz, Danışmentler zamanında mı? O tahta hikayesini anlatırken taşlarla falan. Evet, köyümüzün kuruluş tarihi, kayalığı görüyorsanız kılıç şeklinde kesişiyor iki taraftan. Evet. Alt tarafını kapatıyorlarmış. Yani o zamanlar tahmin ediyoruz Cenevizler dönemi olması gerekiyor. Evet, evet. Evet, evet. Taşla savaşma dönemlerinde. Pekala, bir de orayı gösterelim Ömerciğim. Güzel bir şekilde. Tam o kayalığın, kayalık iniyor iki taraftan. Bu taraftan da varmış. Daha sonra tabii burası erozyona uğramış veya kaldırmışlar. Köyün esas yerleşim merkezi yani kayadan öbür tarafmış. Bu tarafı kapatıyorlarmış. Anladım efendim. Peki sen de, sen kaçtın? Allah selam olsun vallahi. He? Ben tutayım, ben tutayım. Tamam. Ben tutayım. Beraber tutun beraber. Tamam, beraber. İyi, tut. Ne söyleyeceksin? Tuzla Köyü. Bu çevremizden Allah'tan bu Tuzla Köyümüz 58 Sivas Tuzla Köyümüz 58 Tuzla Köyümüzde seçil atıldı. Bu Tuzla Köyümüzün de seçim atılacaklarına Allah'tan rahmeti diliyorum. Belediye başkanından ne istiyorsun? Belediye başkanından Allah'tan tekşir diyorum. Başına Allah rahmet ediyorum. Başına sağlıklar sağlıklar diyorum. Başkan çalışıyor mu? Başkan çalışıyor mu? Herkese sağlık, sen de hiçbir şey yok. Şimdi Tuzla Köyü diyor. Bizim bu Tuzla Köyümüz yapılsa eğer bu dağlar yapılsa neydi? Ya yani çevre için yapılacak. Çevre için yani bu köy için. He. Bu köyüm için yapılsın, güzel olsun yani. Çalışıyor muhtar? Ne yapıyor? Abi başkan Tuzla Köyü'nde, ben Tuzla Köyü'nde çalışıyorum. Tamam, teşekkür ederim. Ben sanktiyonayım mı size? Biraz sonra söyle Mustafa'cığım. Sen bir şey daha söyledin. Evet. Ben kadınlara geçeceğim çünkü reklam zamanımız geliyor. Bir de sivil toplum örgütlerinin en güzel örneği olan dernekçiliğin bu tür faaliyetlerinin bulunmasından dolayı teşekkür ediyoruz başkana ve ekibine, muhtarımıza, bu organizasyonu sağladılar bize. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Biz de size teşekkür ederiz. Hemen bayanlara geçmemiz lazım. Reklam zamanımız geliyor. Rejimiz reklamı hazırlarken ben de teyzelerimle başlayayım şöyle konuşmaya. Teyzeciğim merhabalar. Merhaba canım. Seni tanıyabilir miyim teyze? Sultan Kayalı. Sultan Hanım, ne yapıyorsunuz burada? Yemeğin adı nedir? Ne yapıyorsunuz? Göreneğimiz patates yemeği yapıyoruz canım. Patates yemeği. İçinde ne var? Et, domates, patates. Patatesler, domatesler eğildi, büküldü. Evet, haşlama. Değil mi bunun adı? Şöyle bir salla bakayım, ne var bunun içinde? Şimdilik et. Bu koyun eti mi, kuzu eti mi, nedir? Herhalde kuzu eti desem. Kuzu eti? Evet. Başkan göz kırpıyor ama kuzu eti mi? Herhalde. Yani ben alırken yoktum da onun için. Tamam ana, sen ne diyorsan doğru. Bu evet. Patateslerimizi de evet, güzel güzel atacağız üstüne. Evet canım. Tuzu, biberi. Evet canım. Yani iftara bunu mu yiyeceğiz? Doğru, yemeğimiz var. Bunu da yiyeceğiz. Peki şöyle bayanlara geçeyim. Sizler ne yaptınız? Hiçbir şey yapmadan oturuyorsunuz mu yoksa burada? Yaptık, yapmaz olur mu? Siz ne hazırladınız teyze? Biz de pilav yaptık. Pirinç pilavı yaptım. Ondan hamurlu çorba yaptım. Hamurlu çorba, pirinç pilavı. Mercimekli, bulgurlu. İşte göreneğimiz, geleneğimiz neyse onu hazırladık. Peki eskiden Ramazanlarda en çok hangi yemek yapılırmış? Hani sizin genç kızlığınız döneminizde buralarda mıydınız bilmiyorum ama. Aynı yemekleri yapardık. Aynı yemekleri yapardık. Şimdi gelenek, aynı. Şimdi şehir yemeği yapmadık, hep köy yemeği yaptık. Hep köy yemeği eski yapıldı. Yemeklerimiz, evet. Annelerin nerede eski Ramazan diyor ya, ne yapıyordunuz yaptık o zaman? İşte aynı buradakileri yapıyorduk. Peki onları tek tek inceleyeceğiz. Hepsi baştalar. Hepsi baştalar, oraya geçeceğiz. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Müşerref Işık, Osman Söyler'in kızıyım. İstanbul'da oturuyorum, buraya misafir olarak geldim. Köyümüzün birlik beraberliğinde mutluluk duyuyorum. İstanbul'da beni seven tanıyan herkese selam söylüyorum. Siz bir şey yaptınız mı efendim? Misafir olunca yaptırmadılar mı? Evet, misafirim. Siz de mi misafirsiniz dedi? Misafir sayılırız. Fadime Işık ben. Biz de misafir sayılırız. Yazdım. Yani siz de bir şey yapmadınız. Teyze, sen en yaşlımız sensin herhalde. Kaç yaşındasın teyze? 90'a yaklaştı yavrum, 90'a. 88 yaşındasın. Peki eskiden nasıldı Ramazanlar? Onlardan bize biraz anlatsana. Davulcu gelir miydi buraya? Ne olurdu? Neyi biterdi? Ya vardı davulcular. Davul vardı, zurna vardı. Gece düğün olurdu görse. Gece düğün olurdu. İyi olur. Sanırsın ki düğün oluyor. Gürül gürül. Allah yüzüne yetiştirsin yavrum. Hepinizi, cümlenizi. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.
Peki ne yapardınız eskiden, köy oyunları falan yapar mıydınız? He? Köy oyunları falan yapar mıydınız eskiden? Televizyon falan yokken. Oynanmaz mı ya? Düğünlerde oynardık. Ne oynardınız mesela işte, onu soruyorum. Türkü çağırırdık, her şey oynardık. Velesi yoktu ya. Türkü çağırıyorduk. Ne vardı mesela türküler? O dağın başında halay çekerdik. Yani şurada davara giderdik. Orada oynardık yavrum. Şimdi de koca. Var mı o zamanlardan aklında kalan türkü teyze bir tane? He? O türkü var mı bir tane türkü aklında? Türkü olmaz mı? Doğru. Hadi söyle bakayım bir tane. Gözde. Alkışlayın siz de teyzemi. Söyle bir tane dinleyek hep beraber. Bir türkü çağırayım. Altın oluk lupum var. Gümüş oluk lupum var. Her kuşlar ona konar. Emsalıma varmadım. Yüreğim ona yanar. Ya yeter adam. Emsali miydi değil miydi? Emsalıydı tabii. Baban mıydı? Benim eşim emekli öğretmen Zekai Mutlu. Biz Antalya Finike'de oturuyoruz. Buraya gezmeye geldik. Ondan sonra o da benim babamın hanımı. İkinci mi birinci mi? İkinci. Öyle deyince ikinciye geçiyor. İkinci frekansa geçiyor işte. Ondan sonra işte köyümüzü seviyoruz. Yaz gelişin geliyoruz. Kızın evet. Gidiyoruz. Şu torunumu şey yapın. Bu benim... Antalyalı. Yarısı Antalyalı, yarısı Finikeli. Şey, fıstık sen Antalyalı mısın? El salla. Evet. El salla kızım, el salla. Dayına selam dayına, söyle. Dayılarına selam söyle, hadi. Dayılarına, Soner dayıma, herkese Osman, selam. Osman dayıma, Nedim dayıma selam ederim de. Herkese selam. Peki teşekkür ederiz. Hamur açalım biraz da. Sohbete devam edeceğiz. Hamura geleceğiz. Biraz sohbet. Öyle yok. Evet. Teyze, hamur açak biraz. Dur bakayım şöyle. Heh, şöyle geçeyim ben de. Teyze demin sen onda delik vardı herhalde ki, değil mi? Yanlış evet. Mı açtın? Ya onu verdim, bunu atıyorum. Neye deldin onu be? O delin de elim takıldı benim. Seni tanıyabilir miyiz? Yusuf Okur'un hanımıyım, Tuzla Gözünlüğün. Tamam. Tuzla Gözünlüğün. Evet. Bu kadar. Baba yani. Memleketim Çorum. Çorumlusun? Evet. Burada ne geziyorsun sen? Gelin, buranın gelini. Buraya gelin oldun. Evet. Bu adetleri mi öğrendin sen de? Ben Çorum'da öğrendim bunları. Burada Çorum'da öğrenmedim. Bunları öğrendin. Evet. Geldiğinde bunları bilmiyordu, bunları da sen öğretmişsindir belki. Yok, de. Her köy biliyor bunu. Bilmemelik yapmıyor. Peki şu an ne yapıyorsun sen? Ben bu arada katmer yapıyorum. Katmer aç. Evet. Açıyorsunuz mu derler? Açıyoruz, evet, katmer açıyoruz. Katmer açıyoruz. Sen ne yapıyorsun mi? Abla orada? Ben yumak alıyorum, katmer konuşuya yardım ediyorum. Yumak alıyorsun. Evet. Sen de şarjör veriyorsun evet. Yani. He, iyi iyi. Ha, pişirenin de yanına gidelim şöyle. Sonra tekrar geleceğiz. Sizi tanıyalım. Ben Seyfura Kantarcı. Evvela İslam aleminin ben mübarek Ramazan'ı kutluyorum. Herkese hayırlı dilekler diliyorum. İlk önce yeğenim. Sen konuş da ben şunu çevireyim. Yanacak tut. Hadi. İlk önce yeğenim Mehmet Söyler'e ve muhtarımıza, ağamıza çok teşekkür ediyorum. Bu imkanı bize tanıdığı için, reklam yaptığınız için. Gelinim, oğlum, damadım, torunlarıma sevgiler, selamlar sunuyorum. Ne diyeyim? Sevgili izleyiciler, Zara'mızın güzel köylerinden, Tuzla Gözü'nden yayınımıza devam ediyoruz. Yayın konuğumuz... İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Halis Demir Hocamız. Ramazan ayının önemi ve fazileti hakkında konumuzu sizlere aktarmaya gayret ediyorduk. Hocamıza sorumuzu yönelterek tekrar aynı konuda devam etmek istiyoruz. Sayın Hocam, Ramazan ayının oruç ayı olduğu, Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu ay olduğunu ifade ettik. Ramazan'ın önemiyle alakalı bizlere başka ne aktarmak istersiniz? Biraz önce de arada sohbet ederken hocamız da bize hatırlattı. Burada yaşlı bir hocamız var, emektar hocamız. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz oruç benim için tutuluyor ve onun ecrini de ben vereceğim diyor. Bunu şöyle bir benzetme yapabiliriz. Bir yarışma yapalım. Yarışmada ödüller duyuralım. Birinciye, ikinciye, üçüncüye diye ödüller duyuralım ve bir kategoride ilan edelim ki bunu yapana sınırsız bir ödül, sürpriz bir ödül, sıra dışı bir ödül. Gerçekten de öyledir. Namaz kıldığımızı herkes bilir. Zekat verdiğimizi bir şekilde insanlar bilir. Ama sahura kalktığımızı biz, eşimiz, çocuklarımız, bizi bilenler bilir. Birinci derecenin akrabalarımız, dostlarımız bilir. Ya da abdest alırken veya bir çeşmenin başında iki yudum su içtiğimizi biz ve Rabbimiz bilir. Rabbimiz bildiğine göre bizim orucu yemediğimizi onun mükafatını Allah verecek. Tabii bu olayın başka yönleri de var. Zannediyorum ilerleyen zamanlarda o tarafında temas edeceğiz. Yine bir hadis-i şerifte de ben onu da hatırlatmak istiyorum. Oruç tutarsa onun geçmiş günahları bağışlanacaktır diyor Peygamberimiz. Evet. Burada
geçmiş günahlarının bağışlanacak olması bir temiz bir sayfayla, yeni bir sayfayla, yeni bir hayata başlaması anlamına geliyor. Yoksa bizim çevremizdeki insanlara verdiğimiz zararlar Allah Celle Celaluhu tarafından Rabbimiz onları bağışlayacak ama kul hakları baki kalacak. Evet. Ama bu bir müjdedir. Ramazan geldiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, evet. Şeytanlar bağlanır. Biz bugün bile bunu gördük. Çevremizde trafikte kaldık. Araçlar trafik sıkışıklığı falan olduğunda diğer zamanlarda kızan, el kol hareketi yapan şoförler, araç sahipleri sakin sakin beklediler. Evet. İnanıyorum ki bu rahmet ve bereket ayı her halükarda daha da çok, her geçen gün biraz daha artarak devam edecek ve yeniden dirilmiş olarak diğer kalan ömrümüzü devam ettireceğiz. Hocam aynen aktardığınız gibi sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki sallallahu aleyhi ve sellem, ya talibel hayri helüm, ya talibel şerri emsik. Evet. Ey hayır isteyen kişi, sana işte uygun bir fırsat. Ramazan'da istediğin hayırları elde edebilirsin. Ey şerden kaçan kişi, sen de bu ayda takvaya, günahlardan uzak durmaya muvaffak olabilirsin. Bu ay sana o imkanı veriyor buyuruyor. İşte bizler de sizin de aktardığınız gibi Ramazan-ı Şerif'te çevremizdeki tüm kardeşlerimizin, hastalarımızın, yolcularımızın dışında oruçlarını tutmaları, mukabelelere camilerimizde, evlerimizde devam edilmesi, ibadetlerimizin yoğun şekilde yaşanması, yani toplum halinde Allah'a ibadete yönelmemiz, fertlerin daha rahat ibadet yapmasına fırsat tanıyor. Şunu biliyoruz ki, bir insanın tek başına kaldığı zaman ibadet yapması çok zor. Belki nefsine yenilebilir. Ama grup halinde çevresindeki insanlarla beraber ibadete yöneldiği anda daha azimle, şevkle o ibadet devam edebiliyor. Ramazan böyle bir imkan sunuyor değil mi hocam? Bir önceki sohbetimizde sorduğunuz bir soruda zihnime şöyle bir şey gelmişti. Bu hani bütün ibadetlerin Ramazan'da çok daha fazla kat kat mükafat verilmesinin acaba şöyle bir hikmette düşünülebilir mi? İnsan bir güzel hasreti tekrar tekrar yapınca, bir de kalabalık içinde yapınca, bir de üzerine bir şey daha ilave edince bu belki niyeti bir kenara koyarsak ihtiyat haline gelecek. Bir meleke haline gelecek, bir yetenek haline gelecek. Zaten mesela yemek yemek, düzenli yemek yemeyi bütün doktorlar tavsiye etmiyorlar mı? Evet. Şu anda Sağlık Bakanlığı'nın gazetelerde ilanları var. İnsanların sağlıklı beslenmesiyle alakalı. Evet. Ramazan bize bu alışkanlığı kazandıracak ve bu sadece Ramazan'la alakalı, Ramazan'a has, Ramazan'dan sonra terk edilecek bir alışkanlık değil ki. Değil. Hocam, Ramazan tüm bu yaşanan ibadetlerle kendi hayatına istikamet vermek isteyen, hayatıyla alakalı önemli kararlar almak isteyen tüm kişilere bu fırsatı sunuyor. Yani Hazreti Ömer Efendimiz de buyuruyor, kendi nefis muhasebesini yapan, öz eleştirisini yapan kişi ahiretteki hesabı daha kolay olur diyor. Bizler de yaşantımız içinde her zaman yapmamız gerektiği gibi Ramazan ayında özellikle akşam iftar açtıktan sonra uygun bir vakitte o anki yaşamımızı, yaşam süresince elimizde ne kaldı, hayır namına ne kaldı, yaptığımız eksiklikler neler, bunların bir muhasebesini yaparsak hayatımız için bir format atma, bir yeniden sıfırdan başlama, güzel bir yol açma imkanı sağlar diyebiliriz. Öyleyse bunu kullanabiliriz değil mi hocam? Bu hadis-i şerifte sizin söylediğinizi teyit edecek bir cümle hatırladım. İki günü birbirine eşit olan ziyandadır. Evet. Peki ben bugün 10 saat çalışıyorsam yarın 20 saat mi çalışacağım? Hayır. Belki yarın yine çalışma sürem artmayacak ama daha kaliteli yaptığım için daha düzenli yapacağım. Ben bunu normal hayata da yansıtmak istiyorum. Hani namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ibadetlerimizden bir kısmı. Belki şekilleri belli olan ibadettir. Ama tarlasına giden bir çiftçimiz işini düzgün yaptığında o da ibadeti etmiş oluyor. Neden? Kendisinin, çocuklarının, eşinin nafakasını sağlaması ibadet. İşte geçen yıl tarlasını şu şekilde eken ve az verim elde eden bir çiftçimiz kafa yoracak, düşünecek. Daha sağlıklı, daha kaliteli, daha verimli bir ürünü nasıl elde edebilir? Bu sene de yine çalışacak.
Evet Sayın Hocam, geçen yıl dediğiniz zaman sevgili peygamberimizin bir hadisi hemen zihnime geldi. Şu aktarmak isterim. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki 5 vakit namaz diğer namaza kadar, Ramazan diğer Ramazan'a kadar aradaki günahlara kefarettir buyuruyorlar. Yani biraz daha bunu izah etmek istersek, sabah namazını kılıp tarlasına işine gücüne giden kişi tekrar dönüp öğle namazını kıldığı anda Allahü Teala o iki namaz arasındaki o kişinin kul hakkı hariç, başkasının malına, canına, ırzına tecavüz hariç o kişinin işlediği küçük günahları örterim buyuruyor. Ramazan-ı Şerif'e de böyle bir şeref vermiş. Ramazan-ı Şerif'te diğer Ramazan'a kadar arada işlenen günahlara kefaret olur buyuruyor. Yani büyük bir müjde. Bizler düşündüğümüz zaman biliyoruz ki peygamberler dışında her insan günah işleyebilir. Yani bizim ünvanımız imam, hoca, profesör, akademisyen, bizler en mükemmeliz, siz bilmiyorsunuz gibi değil. Her insan, peygamberler dışında biliyoruz ki her insanın hatası olabilir. Burada herhalde önemli olan çizgiden sapmamak. Hedefimiz hakkı olsa, doğru olsa, eksiğimiz, kusurumuz da olsa, günah işleyip düştüğümüz de olsa kalkıp yolumuza devam etmek. Yani ümitsizliğe düşmemek, yolumuza devam etmek. İşte bizler, Ramazan bizlere böyle bir imkan sağlıyor. Yani sıfırdan bir sayfa açıp, günahlarımızın ağırlığından kurtulup. Tabii bunun dışında Sayın Hocam, Ramazan'ı nasıl değerlendirebiliriz? Nasıl değerlendirebiliriz derken, başka neler yapmalıyız ki hem sevap açısından bizler sevap elde etmiş olalım, hem birliğimize, beraberliğimize, dayanışmamıza katkı sağlasın. Aslında demin konu gelmişti de ben şöyle bir eksik kaldığını düşünüyorum. Buyurun. Belki ileride soracaktınız. Oruç ibadetinin önemi, mesela sorduğunuz bir soruyu tekrarla hatırlamış olalım. Oruç farz bir ibadettir. Evet. Oruç farz bir ibadeti olduğuna göre bir insan, Allah'a inanan ve peygambere inanan bir insan orucu hafife alamaz. Evet. Orucu hafife alacak davranışlarda da bulunamaz. Evet. Bu bir açıdan bakıldığında ince bir çizgidir. Yani söylediğiniz şekilde bir çizgidir, hidayet çizgisidir. İslam'ın şartlarından birisi de oruçtur. Dolayısıyla belki buradaki cemaatimizden de öyle sorular gelebilir. Evet. Soru alacağız herhalde. Orucu tutmak durumunda olmayan insanlar, sağlığı el vermeyen insanlar veya buna benzer meşru mazeretleri olan insanlar oruçlarını tutmazlar. Ama evet, orucun ehemmiyetini göz ardı edemeyiz. Etmek gibi, hafife almak gibi, oruç tutmamaya karşı saygıyı böyle teşhir etmek, alenileştirmek gibi bir hakkımız yok hocam, herhalde. Hocam bunu netleştirirsek, şimdi sizin izah ettiğiniz kadar bizim de bilgilerimizi dinleyicilerle tekrarladığımız kadar Ramazan'ın fazileti, 11 ayın sultanı olması haktır, anladık. Mazereti olup hasta olan, onlara bir şey demiyoruz. Hastadır, mazereti vardır, yolculuğa çıkmıştır, oruç tutamayabilir. Hiçbir mazereti olmadığı halde bu kadar sevabı hadislerle anlattık, anlamaya çalışıyoruz. Hiçbir mazereti yok. Yani hasta değil, yolcu değil, mazeret yok. Yaşlılık sebebiyle de değil, vücudu yerinde. Yani ihmali sebebiyle, tembelliği sebebiyle bu ayı değerlendirmez veya orucu tutmazsa kaybı nedir? Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde Ramazan'a ulaştığı takdirde oruç tutmayan, hiçbir mazereti olmaksızın keyfi olarak, nefsi olarak tutmayan insanın burnu yerde sürtülsün diyor. Evet. Ki Efendimiz o 23 yıllık risalet hayatında belki beddua ettiği, lanet ettiği anlar çok azdır, çok sınırlıdır. Yine deminki ifadeyi belirtecek olursak, bunu seyircilerimiz de buradaki kardeşlerimiz de çok iyi takdir ederler ki bir ibadete farz dediğimizde, bir şeye farz dediğimizde kesinlikle yapılması gerekir. Terk edildiği an insan günahkar olur. En az günahkar olur. Orucu da mesela Ramazan'da terk eden insan bunu mutlaka tutmalıdır. Eğer kasti olarak terk etmişse kefaretini yani bir güne karşılık 60 gün, 2 ay zarfında tutmalıdır. Ben şunu bütün gönlümle inanıyorum ki Müslüman olduğunu söyleyen, Allah'a inandığını, peygambere inandığını söyleyen insanlar mutlaka oruçlarını tutarlar. Bu konuda ihmalkarlık gösteren insanlar da belki bir heyecana kapılmıştır, belki bir modaya kapılmıştır. Belki toplumda başka insanlara tepki gösterecektir de tepkisini bir fırsat olarak Ramazan'da gösteriyor.
hocam. Onu şey yapamayız. Sorumu yönetirken de ifade ettiğim gibi oruç tutmayan kişi, bu ayı değerlendirmeyen kişi kendi kaybetmiş oluyor. Bu kadar manevi feyizden, bereketten kendi kaybetmiş oluyor. Biz kimsenin bu mübarek feyiz, bereket ortamından istifadesiz kalmasını istemeyiz. Ama sevgili Peygamberimiz ashabını uyardığı gibi bizler de bildiğimiz şeyleri aktarmakla mükellefiz. Sevgili Peygamberimizin şöyle bir hadis-i şerif var, malumlarınız. Peygamberimiz buyuruyorlar ki, üç kişi ziyan içindedir. Üç kişiyi sayıyor, bunlar ziyan içindedir. Ve şu şekilde sıralıyor. Benim ismim anıldığı zaman salavatla mukabele etmeyen kişi. Bizler biliyoruz ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin ismi geçtiği anda hemen elimizi göğsümüze koyuyoruz, dilimizden Allahümme salli ala seyyidina Muhammed dökülüyor. Peygamberimiz buyuruyorlar ki birinci kişi budur. İsmim anıldığı zaman dikkate almaz. Ya, makam mevki değil. Peygamber Efendimiz tüm beşeriyetin sultanı, peygamberlerin önderi. İsmim anıldığı zaman mukabele etmeyen, salavat getirmeyen ziyandadır, kaybetmiştir. İkinci maddede anne babası yanında veya sadece annesi veya sadece babası yanında ihtiyarladığı zaman onlara bakarak onların hayrıyla, duasıyla cenneti kazanma imkanı varken anne babasının gönlünü etmediği hayır duasını almadığı için kaybeden kişiye kaybetmiştir, yazıklar olsun buyuruyor. Anne babası yanında ihtiyarlamış. O çocukken anne babası nasıl baktıysa o da onlara vefa gösterip baktığı zaman hem hayır dualarını alıyor hem de büyük sevap elde ediyor. Bunu yapamayan da kaybetmiştir buyuruyor Peygamberimiz. Üçüncü maddede de Ramazan'ı belirtiyor. Ramazan ayı geldiği halde, Ramazan'da bağışlanma imkanı olduğu halde, Ramazan'da sevap elde etme imkanı olduğu halde, Ramazan'ın kadrini, kıymetini bilmediği için Ramazan'ı normal günleri gibi yaşayan kişi de kaybetmiştir buyuruyor. İşte bizler de elimizden geldiği kadar Ramazan-ı Şerif'i normal bir gün gibi değil, önemini, kadrini, kıymetini bilerek değerlendirmemiz gerekiyor. Tabii Ramazan ayı, Kur'an ayı dedik. Şimdi bizler de yanımızda köyümüzün İmam Hatibi Mustafa Yalçın hocamız var. Kulaklarımızın bir pası açılsın, bir dinleyelim bir Aşr-ı Şerif inşallah. Sonra sohbetimize devam edelim. Ramazan ayı, Kur'an ayı. Bizler de hocamızın güzel tilavetiyle, Kur'an-ı Kerim'le hayatlarımızı hayatlandıralım. Buyurun hocam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون
في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدت تنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم الفاتحة Zaratuzla Gözü Köyü'nden programımız devam ediyor sevgili izleyenler. Efendim yanında o kadar güzel iki çift var ki bunlar Leyla ile Mecnun'un aşkı boş gelirmiş size. Doğru mu emmi? Evet. Adın ne senin? Adım Yunus Çolak. 1936 doğumluyum. Evet. 76 yaşındayım. Bir oğlum var İstanbul'da. Eyüp'te memur. Kızlarım... Biri Zara'da, biri ikisi İstanbul'da. Hı. Daha benden söyleyeyim. Şimdi karın eşini de tanıyalım. Sen karım diyorsun, bana da karım kaldı.
Eşini de tanıyalım. Seni tanıyak mı teyze? İsmin ne? Sultan Çolak. Sultan Çolak. Kaç yıldır birliktesiniz Sultan teyze? 50 senelik, 50. 50 sene. Sultan Çolak. Kaç yıldır birliktesiniz Sultan teyze? 50 senelik, 50. 50 sene. Peki selam göndermiyor musun buradan? Kime? Yunus amca, oğlana selam göndermiyor musun Burhan'a? Göndermem mi? Hani göndersene bir. Dur ona bu, geleceğiz ağamda. Bu uğraştık. Dur onu, ona geleceğiz şimdi şeyi soruyorum. Uğraştık, telefon etmişti. Ya. Siz hiç kavga ediyor musunuz? He? Kavga ediyor musunuz? Yok. Hep el ele tutuşup geziyorsunuz. He, beni dolandırıyor, ben dolanamıyorum. Öyle mi? He. Seviyor musun sen hala? Abi ya maaş ödeyeceğim pazartesi, bunu da oturuyorum. Bankaya maaşa giderken bunu da götüreceksin. Ne alacaksın ona? Ne alayım? Beni dolandırıyor ya. Ne istiyorsun sen? Ben bir şey istemiyorum. Kendini canın sağlığı. Ya. Hadi bir de alkışlayın bari 50 yıldır birlikte bu çifti. Alkışlayın. Çok teşekkür ederiz, sizi beklettik. Tamam. 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 Efendim geldik yine. Kimde kalmıştım ben? Burada mı kalmıştım? He. Sen reklamlar demiştin. Tanıdınız mı bak reklamları yıldızı bu. Seni tanıyabilir miyiz? Evet, Şaziye Darendeloğlu. Şaziye Hanım, siz ne yapıyorsunuz? Ben de köyümüzün meşhur tatlısı sarı hurma tatlısını yapıyoruz. Sarı hurma tatlısı, evet. Nasıl yapılır efendim? Bunun önce hamurunu ben sütle, sıvı yağla yoğurdum. Evet. Ondan sonra cama işte biraz dinlendi. Hı hı. Dinlenenden sonra açıp içine bol, çok ince olacak. Bunun önemi inceliğinde. Kaç kat olması gerekiyor? Kat değil. Yani bunu tek kat mı? Tek açıyorsun. Evet. Bol ceviz serpiştiriyor. Evet. Ondan sonra şu şekil. He, bir tane şu. Evet. He. Burada bu hazır yapılmış. Böyle evet, evet, kıvrımlayın. İçine bol cevizli. Bol cevizli yapıyorsun. Bu arada hamurlarımı kuruttuğuz, gelmediyiz. Böyle evet, iki tepsi yaptım önceden. İki tepsimiz şimdi, evet. Hazır. Biz onları iftarda akşamleyin afiyetle yiyeceksiniz. Afiyetle evet. Yiyeceğiz. Peki çok teşekkür ediyoruz. Selam gönderebilir miyim? Geliyorum, dur sen. İstanbul'daki çocuklarıma, torunlarıma, gelinime, kaynıma, eltime, görümceme, yevenlerime, herkese selam gönderiyorum. Bütün İslam aleminin Ramazan'ı mübarek olsun diyorum. Çok teşekkür ederim. Sen ne dedin? Bu da köyümüzün yukkası oluyor. Yukkası. Evet, böyle açıp pişiriyoruz sadece. Verip he, aynen. Şey ekmek değil mi bu da? Evet, sadece böyle. Yağlının üstünde yiyeceğiz onu. Tamam, ona da geliyoruz. Sizdeki de efendim, sizdeki de... Çerkes'in gelimiz, Sivas'ın hıngeli yani. Bunu patatesinden incece açıyoruz. İçine patates koyuyoruz, kıyma koyuyoruz, yapıyoruz. Bu da bizim buranın yöresinin yemekleri işte. Önce tuzla gözünün yemeği haşlanıyor. Tereyağı döküyoruz üstüne. Öylesine yeniliyor işte. Turşu da koymuşsun oraya, onu da mı sen yaptın? Bu da köyümüzün turşusu. Ne turşusu bunun adı? Bunun adı pezuk turşusu. Pezuk. Evet, pezuk turşumuz. Bu da pezuk turşumuz oluyor. Bu kadar. Evet, bu kadar. Buradan da çocuklarım İstanbul'da, çocuklarımın hepsinin gözlerinden öpüyorum. Evet. Kardeşlerime selam söylüyorum. Herkese iyi günler, iyi hayırlı bayramlar diliyorum, oruçlar diliyorum. Sağ olasın. Bir de şuraya geçelim, sizi de tanıyalım efendim. Ben Samiye Yaprak. Siz ne yaptınız Samiye Hanım? Ben bir şey yapmadım. Ben yaşlıyım ya, benim yeğenim. Sen yapmasan başkan, o zaman dur şöyle geçelim. başkan benim yeğenim, gelinim. Evet. Teyzemin gelini. Torpillisin yani sen başkanla. Ben eşim biraz rahatsız demem. Evet, evet. Bir şey yaptırmadılar. Sağ olsun, var olsunlar. Allah razı olsun. Çocuklarım hep İstanbul'da. Hepsine saygılar, selamlar. O zaman teşekkür ediyoruz. Şuraya geçelim. Siz ne yaptınız efendim? Ben çok konuşurum ama. Çok konuşma. Benim adım Hatice Söyler. Hatice Söyler. He. Başkan damadım, kaynımın oğlu. İki kat konuşacaksın o zaman. Evet. İftihar ediyorum. 70 yaşındayım. Ben bu kanunu, bu gidişeti yeni gördüm. Maşallah. Anladım. Evet. He, oradan İlk sonra. Televizyon he. Canlı yayına geliyor değil mi? Evet. Yeni canlı yayın geldi. Yeni koy gezileri geldi. Evet. Benim damadım getiriyor bunları hep. Onun için gurur duyuyorum. Bu evelik sarmamız. Evelik bu, sarması. Evelik evet. Sarmamız. Köyümüzün bu. Köyümüzün ekmeği fırının. Bu dal turşumuz. Bu köyümüzün çöreği. Bu köyümüzün katmeri. Gilik. Şu kurma. Kurma onu hazır mı aldınız? Hazır kurma. Bu Ramazan içeri. Yok koyayım deme. Köyümüzün şeyi.
Özel kuşburnu. Kuşburnu ezmesi. Evet. Oradan koyuyoruz. Evveliğin içine. Şimdi iç pilav. İç pilavı evet. Da. Evet. Şimdi biraz söyleyeceğim var. İstanbul'da kaynım var. Evet, kameraya bakarak söylesene evet. Daha iyi görürüm. Çok ellerinden öpüyorum. Kendi rahatsız yengemin, kaynımın ellerinden öpüyorum. Oğlum Aydın bir tane. Gözlerinden öpüyorum. Gelinimin, torunlarımın, o kızım Hülya'nın, damadımın. Bütün akrabalarım, yeğenlerim gözlerinden öpüyorum. Hayırlı bayramlar, hayırlı oruçlar diyorum. Anladın mı? Anladım. Ne akrabam varsa hepsine selamlar. Beni seven herkese selamlar. Sivas'a, Sivas'a, herkese. Şuraya geçelim efendim hemen. Sizle konuştuk. Ben şuraya geçeyim. Siz ne yaptınız efendim? İçli köfte. İçli köfte. İçine ne koydunuz? Patates mi, kıyma patates. Mı? Patates. Patatesli içli köfte. Peki bunu nasıl yapıyorsunuz? Bir tarifini alayım sizden. Bunu... Bulgurunu ıslatıyoruz, evet. Patatesini kaynatıyoruz, kavuruyoruz. Parmağın arasına koyuyorsun şöyle, şöyle. Şöyle yapıyorum, şöyle. Patates içine koyuyoruz, kavuşturuyoruz ağzını. Kavuşturuyoruz ağzını. Selam göndereceğiniz kişiler var mı? Yaprak ailesine, Söyler ailesine, hepsine selam söylüyorum. İzmir'de kızlarım var, gözlerinden öpüyorum yavrularımın da. Kızlara selamlar. Seni de tanıyabilir miyiz? Halalarına selam söylüyorum. Nurhan halama selamlar gönderiyor. Öpücük at bebeğim buradan öpücük bir tane. Halalarına. Böyle yap böyle. Hı. Heh. Sen ne söyleyeceksin teyze? Ne söyleyeyim? Türkü değil ki türkü söyleyeyim türkü ben. Türkü söyle hadi sen de. Türkü söyle hadi. Yok türkü söylemem. Adım selam Menşure efendim. Şimşek. Evet, Şerafettin Şimşek'in hanımıydım. Evet efendim. Mefat etti. Allah rahmet eylesin. Çok seviyordu bu başkanı. Hı-hı. Neyse duygulanmayalım. Selam gönder sadece. Herkese ayrı ayrı hayırlı Ramazanlar diliyorum. Kurbetteki bacılarıma. Kardeşime, bir tane kardeşim, çocuklarıma, torunlarıma ayrı ayrı selamlar edip, bizi izleyen tüm seyircilere, buraya gelen büyükleri, kardeşim, babam, küçükleri, evladım, herkese selam ediyorum. Çok teşekkür ederiz teyzeciğim sana da, alkışlarınız için de teşekkürler. Sizle de konuşalım efendim. Esme miydi bu senin adın? Esme dur şöyle geleyim. Heh. Evet, Esme. Ben Esma Aydın. Kameraya bak Esme. Ha, Esma Aydın. Hı. Ben Çıtağ'ın büyük geliniyim. Tanımayan tanısın. Çıtağ'ın büyük gelini. Evet. Bu bişimiz. Bişi. Ramazanlarda geceleri. Sahurda yapıyorsunuz ki. Evet. Çok yiyor, tok mu tutuyor? Tok tutar. Mayalıyoruz. Evet. Su, un, tuz, maya. Mayası geliyor. Açıp yağda kızarttım. Ocakta olacak. Tavada ateşteki çok kabar kabar olan. Bu da köyümüzün en meşhur çirlaşı. Çirlaş diyorduk. Şimdi çirlaş. Çirli çorba diyorlar. Çirli biz, çorba. Evet, şimdi biz çirli çorba diyoruz. Aşure diyor. Yok, aşure değil aşure bu. Değil. Aşure değil. Aşure'nin değişi. Annem de yapar da. Olmazsa düğünlerde, bayramlarda bayram olmazsa çorbası. Olmaz. Evet, bayram çorbası. Bayram cenaze çorbası. Olduğumu da can dur yemeklerinde de bu olur. Bir tadına bakayım dur. Bir tadın. Bir tadına bakayım mı? Oruç değil misin? Oruçtum da oruçtan sonra ye yavrum. He bu olmazsa olmaz. Nişanımızda, evet. Düğünümüzde, bayramda. Bu olmazsa olmaz. Büyük kazanlarından yapardık. Şimdi küçüle küçüle küçüldü. Ama yani yeter o bize herhalde. Yeter inşallah. Yeter. Ben biz gene yapar gönderirim sen Zaradaysa. İnşallah. Bu ne? O ne? Cenazelerde de olurdu bu çirle çorbamız. Bu şimdi, ne bu? Ben daha caydırım da hanımın daha da beyim. Ben o da sarımsaklama. Gülen Bey sana geliyorsun. Sarımsaklama. Gülen Bey'e mi geliyoruz? Yağlanıp yağlanıp yiyoruz. Efendim sizi de tanıyabilir miyiz? Ben Gülen Bey Taşçı. Dur geliyorum geliyorum dur. Bir dakika dur sana geleceğim. Bu köyümüzün sarımsaklaması. Bu hakkoğu. Pazı, pancar, bulgur, yoğurt. Bu hakko, patates. Hakko. Hakko. Patates. Hamur. Evet. Patates. Bu saç örgüsü gibi olan da şey değil mi? Hıngel'in saç örgülüsü. Değil mi? Değişi. Değişi. Ondan. Emeklerinize sağlık. Çok güzel gözüküyorlar. Afiyet olsun yiyenlere. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. İstanbul'da çocuklarım. Hı-hı. Bilecik'te, İstanbul'da kızlarım, Bilecik'te çocuklarım. Hepsine selamlarımı gönderiyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Herkese. 58'e teşekkür ediyorum. Selam göndereceklerin bu kadardı herhalde. Tüm yine... Taç ailesine, Çınar ailesinin hepsine selamlar. Teşekkür ederiz. Reklamada çok az vaktimiz kaldı. Sen selamını bir söyle ki. Çok yetmez. Tamam. Dur. Kaç tane çocuğun var?
Kardeşlerime, bacılarıma, hepsine selam söylüyorum. Yavrularıma, Hasan'a, Hüseyin'e, kızlarıma, gelinlerime, torunlarıma, ayrıca Furkan'ıma çok selam söylüyorum. Furkan küçük torun mu? Torun, biraz rahatsız onun için. Geçmiş olsun. Ona orada özellikle Şeyma'ya, Şeyda'ya, Neslihan'a, Esma'ya, Feyza'ya. Kaç çocuğun var senin de? 7 tane çocuğum var. Biz saymadık, sen ne sayıyorsun? 19 tane torunum var. 7 çocuk 19, bir dakika. 19 torunu baştan başlıyoruz, tamam mı? Hayır değil mi? Dur şimdi. Dur, tek tek hadi. Söyle. Neslihan. Neslihan. Neslihan, Oğuzhan. 2. Emirhan, Ensar. Fatih, beş, Yasin, altı, Feyza, yedi, Yusuf, sekiz, Şeyda, dokuz, Şeyma, Furkan, on bir, ondan sonra Selman, on iki, yok oğlanlarımın dur, da var. Karışma. Mert, Melis, on üç, Semih, on dört, Esma, on beş, Lisa, Nisa, yeni bir daha oldu kız. Yeri baban. Teşekkürler, teşekkür, yeter yeter. Erva'ya da selam gönderiyoruz. Onu da öpüyoruz. Efendim. 20 senedir kardeşimin çocuğunun bebeği olmuyordu. 2 gün oldu bebeği. Ona da mutluluklar dilerim. Güle güle büyüsün. İslam alemine de hayırlı uğurlu olsun Ramazanımız. Tamam, sağ ol. Şimdi sen neler söyleyeceksin efendim? Ben Nadiye Işık. Nadiye Hanım, ne yaptınız siz? Ne şey yaptım? Yumurta kırdım. Yumurta bunu, kaygana bunu atıyor. Yumurta kırıyorsun. Kaygana. Evet. Un koyuyorsun, karıştırıyorsun, yağda kızartıyorsun. Evet. Onu boz, yiyorum. Burada şimdi turşu mıhlaması mı diyorlar ona, sağdakine? Yok, o madımak. Madımak mı? Olmaz, Sivas'ın meşhur yemeği, madımakını yaptım. Tamam, şu ne, ayran çorbası mı? Şurada peskutan çorbası. Peskutan. 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 Evet. Peskutan. 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 He. Peskutan mı, peskutan mı? Peskutan. Şurada, o ne? Bu da içli köfte. İçli köfte. Ben patatesli içli köfte mi? Evet. Damat, gel gel buraya. Damatlarına selam gönder. Dön dön dön. Damatlarımı da öperim, selamımı söylüyorum. Sevgilerimi gönderiyorum. Yine geleceğiz, yine geleceğiz. Dur. Biz de selam gönderelim. Evet, siz de selam gönderin. Önce bir kendinizi tanıtın. Bir dakika dur. Siz tanıtın kendinizi. Nazire Boz. Nazire Hanım, siz selam göndereceğiniz kişilere gönderin. Evet, İstanbul'da Hasan oğlum, Halit oğlum, onlara selam ederim, gelinim Yıldız'a. Bütün akrabalarıma selam ederim, küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öperim. Ben Nadiye Işık, İstanbul'da Ziya oğlum, Musa, Harun, Halil, bütün Işık ailesini, gelinlerime selam eder, gözlerini öperim. Bütün Çınar ailesine selam ederim. Teşekkür ederim. Ramazanını kutlarım. Teşekkür ederim. Sen içli köfte. Bak bu içli köfteyi de ben yaptım. Nasıl yaptın? İnce bulguru ıslıyoruz ince ılık suyuna. Tamam. Patatesi kavuruyoruz, soğanla baharatını atıyoruz. Un da koyuyoruz, yumurta da kırıyoruz. İyice yoğuruyoruz. İçini oyup patatesle içli köfte yapıyoruz. Ben de onu yaptım. Elinize sağlık. Çok güzel gözüküyor. Teşekkür ederim. Yine birine selam göndereceksin mi? Git git. Efendim sizi tanıyalım. Geliyorum, dur. Şule Coşkun ismim. Ben Şule, buranın kızıyım. Kötünün de geliniyim. Ben misafirim. Biber dolmasını akrabalarım yaptı. Ben de onu tanıtayım. Evet, evet. Karışık dolma, patlıcan, kabak. Evet, biber, karışık biber dolma. Afiyet olsun yiyenlere. Bu hazır değil mi şimdi? Yiyebileceğiz yani. Tabii tabii olarak ki tabii. Saat 8'i bekleyeceğiz. Güzel gözüküyor. Evet. Evet. Siz selam göndereceksiniz. Siz devam edin. Herkes, bütün İslam alemine selam gönderiyorum. Hayırlı olsun mübarek günler. O kadar. Çok teşekkür ederiz. Efendim sizi de tanıyalım. Bayağı kalabalık, reklama gitmeden. Kafiye zor. Sulu köfte, peçüklü hingel. Peçüklü hingel. Evet. O ne yeri? Yani bunu da böyle şey, suyla haşlayıp yiyoruz. Yani evvel şeyimiz, yöremizde buydu. Yaprak sarmamız var. Yaprak sarması. Ondan sonra çoluğuma, çocuğuma, oğluma, kızıma, gelinlerime çok çok selam ediyorum. Hayırlı cümlesiyle hayırlı Ramazan'ı kutlarım. Çok teşekkür ederiz efendim. Şimdi milletvekilimizin annesi burada yanımızda. Oraya tanıtayım mı? Reklama, bir dakika, reklama çok az kaldı. Ha, geleyim mi? 5 dakika var. Tamam, gel tanıtayım orayı bir de. Hocamın annesini de alacağım. Bir dakika abicim, şu 5 dakika içerisinde. Tamam. Evet. Ne var burada efendim? Ne yaptınız? Sizi tanıyalım. Buyur. İsminiz? Ayşe, Kadayıf. Bu hanım yaptı. Kadayıf yapmışsınız. Evet. Evet. Elinize sağlık. Bulgur çorbası. Bulgur çorbası. Sübere. Sübere. Pirinç pilavımız. Pirinç pilavımız. Evet. Evelik sarmamız. Evelik sarması, yoğurtlu. Yoğurtlu. Çok güzel gözüküyor. Ayran çorbamız. Yani ayran burada çorba. Herle denilir. Herle. Evet. Burada güveç, güveç var. Güvecimiz var. Sac ekmeğimiz var. Sac ekmeği. Köyümüze özel mantarımız var. Mantarlı yemek mi efendim? Evet. Nedir?
Mantar kavurması. Mantar kavurması. Sebzeli mantar kavurması. Çok güzel gözüküyor. Su böreğimiz var. Köyümüzün peyniri. Köyde üretiyoruz peyniri. Evet, eksi peyniri. Evet. Taze peyniri. Tereyağımız. Çökeleğimiz. Evet. Türlümüz. Sütlümüz. Vallahi hepsi birbirinden güzel gözüküyor. Her şey hazır, iftarda yiyeceğiz bunları değil mi? Köyümüze ait. Dur geliyorum dur. Evet dur tanıtacağım. Evet senin erişte o tarafı tanıt. Erişteyi tanıt. Erişte var değil mi? O tarafa evet, geçelim. Evet bu muhtarımızın. Bir saniye muhtarın hanımının yanına geçeyim dur. Dur trafik karıştı dur. Muhtarın hanımısınız, sizi tanıyalım. Evet adım Fatma Yiğit. Fatma Hanım siz de bugün bayağı uğraşmışsınız, yorulmuşsunuz, teşekkür ederiz. Ne hazırladınız efendim bizler için? Türlü hazırladık. Evet. Sütlüğümüzü hazırladık. Kahvaltı türümüzü hazırladık. Böreğimizi hazırladık. Sadece ekmeğimizi getirdik. Evet efendim. Bu kadar abi. Kadayıf şey kadayıf diyorum ne o? Erişteyi kim yaptı? O erişteyi bunları. Sizi tanıyalım efendim. Adım Mevlide Boz. Erişte köyümüzün elde yapılma kuşkuş. Yumurta eriştesi mi? Hayır, kavurma eriştesi. Ekmek fırınında kavuruyoruz. Tamam. Kuşkuş. Kuşkuşla erişte pişirdik. Bu nedir efendim? Bu da un çorbası. Geleneğimiz en atalarımızdan herle derler. En ilkin atalarımızdan kalan bir şey. Bu da boş hıngel deriz. Hıngel. He, köyümüzün peynir koyduk. Peynir ya. Şimdi teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çocuklarıma, bütün kızlarıma, oğullarıma, yeğenlerime, bütün İstanbul'daki akrabalarıma selam ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Ve bu programı buraya getirenlere, muhtarımıza, başkanımıza, bütün emeğe geçen insanlara, sizlere 58 TV'ye çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir günde bize eşlik ettiniz. Allah razı olsun. Çok memnunuz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bir şöyle geçeyim. Geliyorum, geliyorum. Geliyorum bir saniye. Dur şöyle geçiyor. Dur torununa mı selam söyleyeceksin? Söyle söyle. Yeğenlerime, İstanbul'dakilere, hep akrabalarıma selam söylüyorum. Emine Erdem adım. Çok teşekkürler. Hanımefendi sizi tanıyalım. Size teşekkür ederim yavrularım. Hanımefendi sizi tanıyalım. Hamide Tunç. Hamide bizim için çok güzel bir şey yapmışsın sen. TV 58 Tuzla gözüküyor diye çok güzel bir pasta yapmışsın ve çok güzel gözüküyor. Emeklerine sağlık. Afiyet olsun. Laf aramızda hepsinden en güzel bu gözüküyor. Dışına göründüğüne bakmayın. Yedikten sonra o zaman dinleyelim. Neler söyleyeceksin? Bizim için böyle bir hazırlık yaptın. Teşekkür ediyoruz. Selam göndereceklerim varsa. Biz teşekkür ederiz. Varsa... Yok selam göndereceğim kimse yok. Geldiğiniz için. Arkadaşlarım var. Şöyle olmaktan memnun musun? Muhtardan memnun musun? Ya o konulara girmeyelim. Peki çok teşekkürler. Yavaş yavaş reklama gidiyoruz. Milletvekilimizin annesini de hemen görelim. Şuradan. Teyzeciğim merhaba, nasılsın, iyi misin? Merhaba, ve aleyna aleyküm selam. Nasılsın, iyi misin anacığım? Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Çok şükür Allah'ın birliğine. Başkanımın canı sağ, benim de canım sağ. Teşekkür ederiz. Oğlunuz milletvekili, sizin bu köylesiniz. Neler söyleyeceksiniz? Mukadderliğin annesi. Biçilmedi kara kise ekini. Yana daramışsın kara kekülü. Diyorlar mukadder milletvekili. Anam değil şükür, tanıyor beni. Alkışlar mısınız? Çok güzel şiirleri var. Bana sordular ki başkan nereli? Köyü Tuzla gözünü, aslı zaralı. Kendi milletvekili yapısı çok şey diyemedim arkasını bak heyecana geldim. He, kendi milletvekili yapısı çok hayır ediyor. Yavrum çok hayır ediyor. Anladın mı? Çok hayır ediyor. Siz bir de şairimiz var Kemal Bey miydi? Onu da gelsin. Dur, dur hele buradayım Sen onu çağır. Sonra yine geleceğiz. Kemal abi gel sen de. He. He. Nasılsın, iyi misin? Bir ara, bir iki çok kere. Şükür, elhamdülillah. Benim başkanım Tuzla gözünlü, gözümün nuru. Anladın mı? Üç oğlumun yamacı. Ölene kadar selamımı kesmem, ondan selamımı kesmem. Peki, ha, bir iki de. Bir iki de bir şeyler söyle. Işte, sonra, azıcık şu Kemal'i de. Tamam, Kemal'e de takayım da. Kemal Bey gel abicim. Gel Kemal abi. Kemal abi seni de tanıyalım şöyle bir. Önce bir tanıyalım. Evet. Kemal Tezer Tuzla Gözü doğumluyum. 1945. Burada doğdum. Tabii İstanbul'da yaşıyorum. Şu anda senede 6 ay falan geliyorum işte buradayım. Şiirleriniz var. Şimdi birçok şiiriniz var. Şimdi benim bir şiirlerimden bir tanesini okuyayım. Köyümün yemeklerini. Evet. Lütfen sessiz olursanız dinleyelim ve alkışlayalım lütfen.
Şöyle yemeğe doğru dönelim üstadım istersen. Şöyle bir göstererek şey yaparsa daha güzel olur. Evet efendim, buyurun. Herli aşı, pirinç, bulgur, pilavı, madımak bastısı istiyor tavı. Kirli çorba neyler, sokar cağı, nefis olur bizim köyün yemeği. Fırın eriştesi, hakko hingeli, tel hayvasının sallanır beli. Kuşburnu ezmesi, yuvanın balı, nefis olur tuzlu özünün yemeği. Kazan dibini, tombulu yemleği, kuş ekmeğini. Bağlayın ayağımı, tutman elimi, nefis olur bizim köyün yemeği. Çok teşekkür ederiz Kemal Tüzler. Bir de sizin 58'e yazdığınız bir şiiriniz vardı, hatırlıyorum. Bizim televizyonu arayıp TV 58 için sığır geliyor. Tamam. Sığır da geliyor. Kemal amca sonra bakalım. Efendim çok güzel bir görüntü bize şu an haiz oluyor. Yaklaşık her zaman göremezsiniz. Köyün sığırı şu anda yayladan aşağı doğru iniyor. Sevgili izleyiciler, Zara'mızın güzel köylerinden, Tuzla Gözü'nden dini sohbetimizle programımıza devam ediyoruz. Başlangıçtan şu ana kadar programımızda, sohbetimizde Ramazan ayının önemini ve faziletini sizlere hatırlatmaya, bilgilerimizi tazelemeye gayret ettik. Bu konuyla alakalı konumuza devam edeceğiz. Şu ana kadarki konuları kısaca özetlemek gerekirse, Ramazan ayı, Ramazan-ı Şerif Kur'an ayıdır, Ramazan-ı Şerif oruç ayıdır diye bütün bu ayrıntıları size aktardık. Ve dini mazereti olmayan, yani hasta olmayan, yolculuğa çıkmayan kişilerin oruç tutmaları gerektiğini ve oruçla büyük bir manevi feyiz, bereket elde ettiklerini aktarmaya çalışmıştık. Tekrar hatırlatmamız gerekirse, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere müjde veriyorlar ki, men sâme ramazâne imanen ve ihtisâben gufira lehu mâ tekaddeme min zenbih. Kim Ramazan ayının faziletine inanarak, Allah-u Teala'dan rahmeti, bereketi bekleyerek bu orucu tutarsa, Ramazan ayını oruçla geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır buyuruyor. Bizler de inşallah bugün oruçlarımıza başladık. Bayram sabahına bizler de bu müjdeye inşallah nail olmuş oluruz. Şimdi sözü hocamıza aktaracağım. Hocam, Ramazan Kur'an ayıdır, oruç ayıdır dedik. Bunun dışında içimizde maddi durumu iyi olan kardeşlerimiz var. Ramazan ayında yapabileceğimiz farz, nafile başka hangi ibadetler var? Aslında bu sorumuz orucumuzun bir hikmetini daha ortaya çıkarmış olacak. Beraber zaten hepimiz düşünüyoruz bunu. Oruçta aç kalıyoruz, yemiyoruz, içmiyoruz ve orucun tanımına göre diğer oruç yasaklarından kaçınmış oluyoruz. Yani biz imsak vaktinden iftar saatine kadar yemedik, içmedik, aç kaldık, susuz kaldık. Ne oldu? Bir empati yaptık. Aç insanların, susuz insanların arzu ettikleri halde bile, ihtiyaçları olduğu halde bile normal şartlarda da yemek yiyemeyen insanları düşünmüş olduk. Yani hocam, masamızda suyumuz var, içemiyoruz. İçemedik tabii. Yani hurmalara gözümüz gidiyor, yiyemiyoruz. Yiyemiyoruz. Evet. O zaman Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifini yine hatırlayalım. Hangi sadaka daha hayırlıdır, daha evet, güzeldir? Sorularından birine de Efendimiz Ramazan'da verilen sadaka diyor. Evet. Malumunuz sadaka maddi bir şey olacağı gibi bir yemek de olabilir, bir yardım olabilir, bir ihtiyaç gidermek olabilir. İnşallah bizler de zaten onu bizler de yapıyoruz. Seyircilerimiz de buradaki komşularımız da yapıyorlar mutlaka. Ramazan programları çıkarıyoruz. Kimlere iftar yemeği vereceğiz? Bu iki türlü iftar yemeği veriliyor. Birisi dostlukları, dargınlıkları, dostlukları pekiştirmek, dargınlıkları ortadan kaldırmak için bizim gibi hali vakti yerinde olan insanlara iftar yemeği veriyoruz. Bu normal zaten. Hocam iftar kazan yemeği... kazan olacak yani. Evet. Bu, ikinci iftar yemeğine geçiyorum ben. Hı. Çevremizde ihtiyaç sahibi kimseler mutlaka vardır. Hali vakti bizden daha, geliri bizden daha az insanlar varsa onlara verebiliriz. Ben şehrimizdeki yapılan bir güzel hareketi buradaki seyircilerimizle, yurt dışındaki seyircilerimizle de paylaşmak istiyorum. Mesela Hayat Ağacı Derneğimiz iftar çadırı kurdu, yine kuruyor. Oralara, o tür yerlere bağışta bulunabiliriz. Yine böyle ihtiyaç sahibi olduğunu muhtarımızdan, mülki yöneticilerden öğrenerek bizzat o insanlara ya yardım götürebiliriz, kumanyalar götürebiliriz ya da
bizzat evimizde onları misafir edebiliriz. Evet. Hocam iftar dediniz. Sevgili peygamberimizin iftarla alakalı, iftar ettirmekle alakalı şöyle bir müjdeler var malumunuz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki iftira ettiren kişi iftar ettirdiği kişinin sevabını elde eder buyuruyor. O kişinin sevabından hiçbir şey eksilmeden. İki kişiye iftira ettiren bir kişi kendisi üç iftar ettirdiği için o iki kişinin sevabı da kendisine hisse olarak Allah-u Teala ikram ediyor. Bunun hikmeti nedir diye düşündüğümüz zaman iftar ettiren kişi Ramazan'ın hürmetini, bereketini bildiği, oruca saygı gördüğü için, gösterdiği için evinde eşi zahmete giriyor, sofra hazırlıyor ve davet ediyor. Bütün bu Ramazan'a ve oruca hürmet gösterildiğinden dolayı Allah-u Teala o kişilere madem siz böyle bir hürmet gösterdiniz, eziyete girdiniz, hazırlık yaptınız, hadis-i şerifteki ifadesiyle oruç tutanların sevabı eksilmeden aynı hisse size de geliyor buyuruyor. Demek ki buradan dernek başkanımıza büyük sevap gidecek. Kaç kişi var köyde? Başkanımız bayağı bir sevap elde etmiş gibi. Hocam, Ramazan'ın değerini, faziletini aktarmaya gayret ettik. Biraz ibadet boyutuna yaklaşırsak, orucu ibadet olarak nasıl tanımlarız? Ve tam manasıyla dinimizin tavsiye ettiği şekliyle orucu tutmamız için nelere dikkat etmemiz gerekir? Önce ben ibadet kelimesiyle size cevap vermek istiyorum. Diyanetin ilmi halinde ibadetin çok güzel bir tanımına denk geldim. O da aklımda kaldığı kadarıyla halkın haklarına riayet etmek, Allah hakkın emrine itaat etmek. Evet, güzel. İbadetin iki boyutunu bize vermiş oluyor. Tekrarlayalım hocam. Hakkın emrine itaat etmek. İtaat etmek, halkın haklarına riayet etmek. Riayet etmek, evet. Bu tanım bize ibadetin bir beşeri planda bir boyutu var. Bir de ilahi planda, ilahi tarafı olduğunu söylüyor. Ve bizim ibadet bütün hayatımızı çepeçevre kuşatan her şey. Oruç bir ibadet olduğuna göre oruç tutarken, oruca niyetlenirken, oruçla ilgili bir müşkile, bir sorunla karşılaştığımızda ibadet tarafını göz ardı etmememiz lazım. Evet. Mesela ben bu anlamda işte sakız çiğnersek oruç ne olur? Ağzımıza su alır, ağzımıza bekletir, tekrar tükürürsek bir şey olur mu? Veya buna benzer şeylerin oruç ibadetini böyle zayıflattığını düşünüyorum. Orucun bir hukuku var, orucun bir ahlakı var, orucun bir adabı var, orucun kendine has özellikleri var, bir ibadet. Evet, o söylediğimiz örneklerin hiçbirisinde hiç kimse orucun bozulmayacağını söylüyor ama ibadetin ruhunu evet, örselemiş oluyor, hafife almış oluyor. Yine ben, belki siz soracaksınız, tanımı vermiştik ama bir daha tanımı söyleyelim. İmsak vaktinden itibaren iftar zamanına kadar yemek ve içmek ve bunun dışında başka oruç yasaklarından kaçınmak suretiyle Allah rızası için yapılan bir hareket, evet, bir ibadettir. Tanımdaki yemek içme kelimesi üzerinde durmak istiyorum. Buyurun. Yemek ve içmek. Aslında biz bu tanımı veya ilmihallerden bu tür tanımları okuduğumuz zaman soruların bir kısmına cevap verebiliriz. Mesela ne orucumu bozar sorusuna yemek ve içmek orucumuzu bozar diyebiliriz. Yine acaba oruç bozduğunda kazası mı gerekir, kefareti mi gerekir sorusuna da bilerek ve isteyerek o tanımdaki ifadeyi, tanımı ben kısaca vermiştim. Evet. O ifadeye dikkat ettiğimizde demek ki bilerek ve isteyerek, yani kasten, yani bilerek, yani farkında olarak bir şey yemek, yemek kelimesinin de altını çiziyorum, orucu bozacaktır ve kefaret gerekecektir. Evet. Hocam, bahsettiğiniz tanıma göre imsak vaktinden iftar vaktine kadar yeme, içme ve cinsel ilişki gibi orucun ruhuna aykırı şeylerden uzak durmak. Bu orucun hukuki olarak, fıkhi olarak sınırlarını belirleyen sınır. Takip ediyor. Tabii. Bunun dışında Peygamber Efendimizin tavsiyelerine binaen orucu bozmamış olsa bile dikkat edilmesi gereken ahlaki açıdan hal ve hareketlerimizle alakalı biraz daha özen gösterip sevabını artırmak gayesiyle dikkat edeceğimiz ayrıntılar nelerdir? Önemine binaen deminki sorunuza bir cümle daha ilave etmek istiyorum. İlmihal bilmek herkese farzdır. Yani mesela oruçlu bir insan hangi hareket orucunu bozdu? En azından her yıl Ramazanlarda bizler de öyle yapıyoruz zaten. Seyircilerimiz de
bir ilmi halden Ramazan bölümünü bir daha okuyabilirler. Evet, basit, doğru. Sade, sıradan soruları kendileri sormak zorunda kalmazlar veya bazen de soramazlar. Herhangi bir hareketi yaptıklarında ben bunu hocaya sorsam nasıl anlar ya da nasıl anlatırım diye bir tereddüt yaşayabilirler. Yani ilmi hali öğrenmek, okumamız gerekiyor. Evet. Tekrarlamamız gerekiyor ki soruyu düzgün soralım, cevabını da ona uygun alalım. Biz bunu, bu tür hadisi hocalarımız yine kürsülerde söylüyorlar. Sizden biriniz oruç tuttuğu zaman hakaret etmesin, kimseyle tartışmasın. Zira Allah'ın sizin aç ve susuz kalmanıza ihtiyacı yok tarzında. Yine böyle bir durumda, ortamda kaldığı zaman ben oruçluyum, ben oruca niyet ettim desin, ortamdan uzaklaşsın şeklinde Efendimizin tavsiyelerini duyuyoruz. Yani demek ki insan, hani çok güzel bir tabir vardır. Bazıları oruç tutar, bazıları onları tutar, bazı oruçlar insanları tutar. Evet. Bazıları ne orucu tutabilir ne de oruç onları tutabilir diye bir ifade var. Benim hoşuma gidiyor. Evet. Şunu söyleyeyim. Demek ki birisiyle tabiri caizse argo ifadeyle ağız dalaşına girilmeyecek. Lüzumsuz tartışmaya girilmeyecek. Birisinin üzerine yürünmeyecek. Sabrımızı zorlayacağız. Sabırlı olacağız. Zaten normal olan bu. Aç olduğunda insan daha sinirli olur. Kendine zor hakim olur. Oruç bize bir irade eğitimi veriyor. Aç olduğumuz zaman da hayatın bir gerçeğidir. Susuz olduğumuz zaman da hayatın bir gerçeğidir. Birisi bizim üzerimize geldiğinde o da hayatın bir gerçeğidir. Kendimize sabrettiğimiz zaman, kendimizi tuttuğumuz zaman bir, kısa vadede orucumuz faziletli bir oruç olacak. İki, uzun vadede normal hayata döndüğümüzde, Ramazan'dan çıktığımızda da çevremizde geçimli bir insan olacağız. Evet. Hocam, anlattıklarınızdan benim de aklıma şöyle bir husus geldi. Hazreti Mevlana'nın da oruçla alakalı güzel bir ifadesi var. Fıkhi açıdan orucun yerine gelebilmesi için, kabul olması için yemek, içmek ve cinsel ilişkiden uzak durmak yetiyor. Ama hakiki manada tüm bir faziletine, sevabına elde edebilmek için tüm organların oruç tutması gerektiğini ifade ediyor Hazreti Mevlana. Bunlar neyi ifade etmek istiyor? Konuşmak orucu bozmuyor ama annemizin, babamızın, eşimizin, akrabalarımızın, komşularımızın, köylülerimizin kalbini kırmamaya, küstürmemeye, arada kırgınlıkların olmamasına dikkat etmek için özellikle oruçluyken konuşmalarımıza daha fazla bir özen göstermek. Gözümüzde, elimizde kimseye zarar vermemek, mümkün olduğu kadar tüm azalarımızla gıybet, dedikodu, yalan gibi bu ahlaki, kötü ahlakla alakalı şeylerden de oruç anında uzak durmak gerekiyor. Malumunuz, Peygamber Efendimiz Müslüman'ı tarif ederken ne eliyle ne diliyle kimsenin zarar görmediği kimsedir buyuruyor. İşte Ramazan ayında da sizin aktardıklarınızdan öğrendiğimize göre, teyit ettiğimize göre tüm azalarımıza mümkün olduğu kadar oruç tutturabilirsek sevabımız artıyor. Ne kadar güzel hatırlattınız onu. O hadis-i şerifte men selimel müslimune min lisanihi ve yedihi. Evet. Müslüman dilinden, elinden ve dilinden kimsenin zarar görmediği bir insan. Orucu biz anlatırken aslında bir Müslümanı da tarif etmiş oluyoruz. Onu şöyle örneklendirelim hocam. Oruç tutuyoruz. Çevremizdeki insanlar da oruç tutuyor. Bazen şaka olsun diye bir söz söylüyoruz. Latif olsun diye çok düşünmemiz lazım. O sözümüz karşıdakini incitmemeli, kırmamalı. Onunla bizim hukukumuzu bilmeyen bir başkası Allah Allah demek bu adam böyle yapıyormuş diyeceği şekilde rencide olacağı, izah edemeyeceği bir pozisyona düşüyor bazen. Evet. Yine başkasına zarar vermek kelimesini günlük hayatımızdan örnek verelim. Yolda geliyoruz. Kardeşimiz acele işi var caddenin ortasında ve yolumuz zaten tek şeritli bir yol. Yolun ortasında traktör önerilmiş ve tarlaya inmiş. Biz oradan geçemeyiz. Geçemeyeceğiz. Evet. Yani günlük hayatımızda başkasına zarar vermemek bilincini, iradesini, heyecanını biz oruçla kazanıyoruz. Oruç bu heyecanımızı artırıyor. İrademiz, irade eğitimi veriyor. Yani şöyle bir endişe taşıyorum. Sanki oruca geldik. Ramazan'da Müslüman, Şevval'de demokrat diye bir tabir vardı önceden. Evet. Belki siz onu duymadım. O espriyi duymamış olabilirsiniz. Ramazan'da kendimize çeki düzen verdik. Bu alışkanlıklarımızı güçlendireceğiz. Ramazan dışına da taşacak. Diğer 11 aya da böyle serpiştirilecek.
aynı şey orada da devam edecek. Yani Ramazan'da öğrendiğimiz güzel huyların devam ettireceğiz. Melek halinde yerleşip devam etmesi için gerekiyorsa kitap okuyarak, dinleyerek, ilmi açıdan, ameli açıdan kendimizi öğrendiğimiz şeylerin meleke haline gelmesi için gayret göstermek gerekiyor. Hocam. İbadetlerin, ben bir şey daha söylemek istiyorum. Namazla ilgili ayet ve hadislerde hani namaz insanı kötülüklerden uzaklaştırır. Kesinlikle uzaklaştırır. Ama insan namaz kıldığı halde kötülükten uzaklaşmıyorsa ne kadar büyük bir tehdit, evet, hocam. Allah'tan uzaklaşır. Doğru. Demek ki hocam orucun bozan ve bozmayan şeylere dikkat ettiğimiz gibi oruca zarar getirebilecek, faziletini azaltacak yalan, gıybet, dedikodu gibi kötü ahlakla alakalı şeylerden de uzak durmak gerekiyor. İşte malumunuz hocam, sevgili peygamberimiz hadis-i şeriflerinde men lem yeda kavle zür vel amele bihi feleyse lillahi fi en yeda adamehu ve şerabehu buyuruyor. Yani bir kimse oruç tutarken kötü huylardan, kötü sözlerden uzak kalmıyorsa o kişinin, o kimsenin oruç tutmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur buyuruyor. Bizim tuttuğumuz oruçlar kendi ahlakımızı düzeltmek için, kendi yaşamımızda çeki düzen verip hayatımıza bir yeni sayfa açmak için bir başlangıç oluyor. Allah'ın ihtiyacı olduğundan dolayı değil malumlarınız. Ramazan'da tüm azalarımızda oruç tutmayı hedeflemek bence İnşallah. En büyük amaç olmalı. Tabii biz kulluğumuzda isabetten değil de niyet ve gayretimizden sorumluyuz. Tabii. Elimizden geldiğince mukabele okuyoruz. Teravih namazımızı kılıyoruz. Beş vakit namazımızı zamanında eda ediyoruz. Cemaate gitme imkanımız varsa gidiyoruz. Sonra çevremizdeki insanları kötülüğe düşürecek söz ve hareketlerden kaçınıyoruz. Onların sinirlerini, tansiyonlarını yükseltecek hareketlerden kaçındıktan sonra namazla da oruçla da Allah'tan bir de yardım istiyoruz. Evet. İnşallah kulluk kalitemiz, insanlık İnşallah. Kalitemiz artacak. İnşallah. Burada tekrar hatırlatmamız gerekiyor. Biz hasbelkader burada dini bilgileri sevgili seyircilerimize aktarırken bunları kendimizin mükemmel şekilde yaptığını iddia etmiyoruz. İfade ediyoruz ki sevgili peygamberimiz dışında ve peygamberler dışında her insan hata yapabilir, günah işleyebilir. Bizler de, sevgili izleyicilerimiz de, sizler de, herkes kendisini bu manada tanıyordur. Hangi eksikleri, hangi kusurlar olduğunu biliyordur. Ramazan'ı bir ganimet bilip, ruhumuzun yıllık revizyonu gibi görüp, mümkün olduğu kadar eksik ve kusurlu taraflarımızdan uzaklaşıp, hoşumuza giden güzel amellerimizi artırmamız gerekiyor. Burada Hazreti Ömer Efendimizin de çokça tavsiye ettiği gibi, nefis muhasebesi bence şahsiye olarak benim de sizlerin de en çok dikkat etmemiz ve yapmamız gereken şey, keşke yapabilsek. Bunu, nefis muhasebesini şöyle ifade edebiliriz. Baktığımız zaman burada Tuzla gözünde çevremizdeki konuklarımız yaş ortalaması 30'un üzerinde. Nefis muhasebesi yaparken şunu ortaya koymak gerekiyor. Ben şahsım içinde buradaki konuklar olarak, konuklarımız olarak da 30-40 yıllık yaşamımızda geriye dönüp baktığımız zaman pişmanlık duyduğumuz, ah keşke yapmasaydım dediğimiz hangi yanlışlarımız, hatalarımız varsa bundan sonraki yaşamımızda, yıllarda, günlerde yapmamaya çalışmak. Geriye dönüp baktığımızda şu güzel huyları yaptım diye hoşumuza giden ve içimizde mutluluğa sebep olan hangi güzel huylar varsa bunları devam ettirmek gerekiyor. Ben şahsen şunu ifade edebilirim. Geriye dönüp baktığımda sizler de aynı şekilde hepimiz ne kadar leziz yemekler yemişizdir. En güzel tatlıları tatma imkanımız, en güzel yerleri ziyaret etme imkanı olmuştur. Ama bütün bunlar gelip geçici oluyor. Ama geriye dönüp baktığımızda yaptığımız bir eksiğimiz, bir günahımız, bir kusurumuz, tutmadığımız bir orucumuz, kılmadığımız bir namazımız